Sivil Düşünce başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce başlıyor. Her hafta önce reklamla başlıyorduk ama bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Reklamlara biraz sonra gireceğiz. Hemen konularımıza başlamak istiyoruz. Bu akşam daha çok 7 Haziran seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim beyannamelerini karşılaştırmak ve değerlendirmek istiyoruz. En son dün itibariyle 3 Mayıs Türkçülük gününe rast getirerek Milliyetçi Hareket Partisi de seçim beyannamesini açıkladı. Ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Almanya'ya gitmişti. Düsseldorf ve Dortmund'da faaliyetleri vardı. Düsseldorf'ta başkonsolosluk hizmet binası açıldı. Dortmund'da da yaklaşık 20 bin kişilik gurbetçi topluluğuna kapalı bir spor salonunda hitap etti. Orada da gurbetçilere yönelik önemli bir seçim beyannamesi diyebiliriz aslında, detaylı olarak dile getirdi. 10 başlıkla ilgili müjde verdi Başbakan Davutoğlu. Bu konuları değerlendireceğiz. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin beyannameleri veya işte seçim vaatleri var, çalışmaları var. Ayrıca HDP'nin tartışmalı faaliyetleri, işte Taksim meselesiyle ilgili, Van'daki billboardlarla alakalı, Kudüs'le alakalı çok tartışılan konuşmaları var. Bunu değerlendireceğiz. Öbür taraftan da sonlara doğru İsrail'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Etiyopyalı Yahudilerle İsrail polisi çatışıyor. Kaç gündür gerginlik devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı özür diledi bir Etiyopyalı Yahudi'den. Başbakan Netanyahu da kendisine işkence edilen Etiyopyalı İsrailli Yahudi'yi davet edip görüşme yaptı. Olayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan yine İsrail'de Koalisyon Ortağı Parti'nin lideri Lieberman, aynı zamanda Dışişleri Bakanı'ydı, istifa ettiğini açıkladı ve kurulacak koalisyonda da yer almayacağını söyledi. Gerilimli, sıkıntılı günler yaşanıyor İsrail'de. Bu neye alamet? Bunu da konuşmaya çalışacağız. İlk olarak genel bir şeyle başlayalım isterseniz. Siyasi partiler geçen seçimlerde, önceki dönemlerdeki seçimlerde baktığımızda daha çok siyasi ve ideolojik konuları ön plana çıkarırlardı. Ekonomiyle ilgili konular da tabii konuşulurdu ama biraz gölgede kalırdı. Fakat bu seçime baktığımızda tamamen ekonomik konular, ekonomiyle ilgili, insanların cebiyle alakalı, geliriyle, maaşıyla alakalı konular ön plana çıkmış vaziyette. Siyasi ve ideolojik konular neredeyse yok denecek kadar az tartışılıyor. Bu işte laikliktir, Atatürkçülüktür, çağdaşlıktır, ideolojik konulardır, devlet anlayışıdır, rejimdir. Bunu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi kullanırdı. Şimdi o konulara hiç bulaşmıyor. O da tamamen asgari ücret, işte burs, gelir, fakir, fukara konusu üzerinden söylemlerini geliştiriyor, vaatlerini ve beyannamesini buna bina etmiş vaziyette. Genel çerçevede baktığımızda bu neye işaret ediyor Türkiye açısından? Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aklın değdiğini, farklı bir elin değdiği anlaşılıyor. Bugüne kadarki bütün alışkanlıklarını bir kenara bırakıp, bütün kavramlarını bir kenara bırakıp doğrudan doğruya halkın günlük sorunlarına, sıkıntılarına, karşılaştığı sorunlara dair çözüm önerileri ortaya koyan, o konuları gündeme getiren şeyler söylüyor. Bu belki de işte Cumhurbaşkanı'nın en son söylediği, işte son 3 yılda itiraf etmek gerekir ki biraz ekonomi patinaj yapıyor açıklamasından da kaynaklanan, herhalde bu ekonomik sıkıntıların ön plana gelmesini arzuladıkları için gündeme de gelebilir. Ama öte yandan asıl CHP'deki bu tavrın değişikliğinin arkasında işbirliği yaptığı Amerikalı bir firma var, danışman bir grup var. Daha çok da sosyal medya üzerinde kampanya yürüten ve Obama'nın 2008-2012 kampanyasını yürüten bir ekip bu. Bunlar bütünüyle Obama'nın o iki kampanyasını tercüme etmiş gibi gözüküyorlar. Orada yoksula, dar gelirliye para dağıtma, vaat etme, seçim vaadi verme, gençlere de özgürlük ve demokrasi vaat etme. Onun dışında başka bir alana girmeme, konuşma sürelerinde 20 dakika, 30 dakika gibi çok somut bir konuşma metnini üzerinden tamamlamak, polemiklere girmemek, fazla liderlerle dalaşmamak, onun yerine tam tersi bu söylenen, ezberlenen şeyleri anlatmak. Obama'dan böyle hareket etmişti yani.
siyasi konulara girmedi, diğer liderlere dalaşmadan büyük oranda sadece ekonomi ve gençler üzerinden mi? Büyük oranda o şekilde yürümüş, somut veriler şeklinde günlük hayatı değiştirebilecek öneriler büyük çoğunluk açısından, gençler açısından da özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanan bir kampanya, iki kampanya yürüttü Obama. Sosyal medya üzerinden de gençlere yönelik o işte özgürlük vaadi, demokrasi vaadi, biraz da gelecek vaadi öneren sloganlarla, mesajlarla bunu almış idi. Şeye baktığımızda aşağı yukarı bu iki kampanyanın tercümesi gibi duruyor CHP'nin kampanyası. Şimdi o şirketle Strateji Amerika mıydı? Adı öyleydi galiba. O şirkette çalışmaya devam ediyor mu şu anda? Ediyor. Şu anda öyle çok mi? Aktif bir şekilde yapıyor. Hatta o şirket sadece bu seçim için gelmemiş. Yerel seçimlerde gelip burada bir ön hazırlıkta yapmış. Hem Üsküdar belediye seçimlerinin kampanyasını yürüterek hem de Sarıyer Belediyesi'nin kampanyasını yürüterek iki tecrübe elde etmişler. Birisi iktidarda oldukları belediyedeki tecrübe, öbürü de muhafazakar ve AK Parti'nin hakim olduğu, muhafazakar alışkanlıkların ön planda olduğu Üsküdar'ı seçerek burada neyi değiştirebiliriz gibi bir kendilerince bir çalışma yürütmüşler. Oradan çıkardıkları deneyle ve tecrübeyle de oynuyorlar. Bu seçimin bir özelliği de çok kritik miktardaki oylar, %1'lik, %2'lik, hatta %0.5'lik oylar bazı şeyleri değiştirebilecek şekilde oraları oynayarak bunun üzerinde bir etki yapabilecek şeyleri bakmaya çalışıyorlar. Buraları oynamaya çalışıyorlar. Genel kitle çok etki umurlarında değil. O yüzden mesela çok dünya meselelerinde, mesela CHP çok eleştirdi, Orta Doğu'da bataklığa sapıttı, Türkiye politikalar yanlış çıktı falan diye. Mesela onlar hiç girmiyor. Sadece Suriye konusunda bu parayı verdiniz, işte ekonomi bundan kötü oldu diye. O da oradan oy alabilmek için. Yani aslında bu AK Parti parayı oraya vermeseydi sizin hayatınız düzelecekti demek için o kampanyanın bir parçası olarak onu dile getiriyor. Fazla da sürdürmüyor tartışmayı, polemik konusunu. MHP de büyük oranda bundan etkilenmiş gözüküyor ve o da özgürlük yerine bölücülük tehdidine karşı ben garantiyim milliyetçiliği öne çıkartarak gençliğe yönelecek mesaj yerine onu veriyor. Diğer tarafta da aynı vaatlere yönelik. Aşağı yukarıda CHP'nin vaatlerine yakın ve benzer vaatler. 3 aşağı 5 yukarı yakın rakamlarla aynı şeyleri tekrarlamış oluyor. Dolayısıyla birbirine de destek veren, birinin çok absürt bulunan, hani gerçekleştiremez hayali dediğimiz şeyleri öbürü de destek vererek ya bunlar pekala biz de söylüyoruz yapılabilir dedirtebilecek bir yaklaşımı da sanki uzaktan da işbirliği yapılıyormuş havasını da veren bir yaklaşım ortaya koyuyor. HDP işte günlük sıkıntılardan ziyade o kimlik üzerine ve işte onun yanına bir de Türkiye'leşiyoruz. İşte her çeşit, her kesim, her dışlanmış unsur bizim içimizde var şeklinde bir kampanyayla kendi varlığını ortaya koymaya ve oyun arttırmaya çalışıyor. Onun da bir motivasyon unsuru baraj, %10'luk baraj. İşte bunu aşalım, hedefimiz bu, bunu aşmamız gerekiyor gibi bir hedefle hareket ediyor. Parti parti zaten konuşacağız. AK Parti, CHP ve MHP, HDP'yi parti parti konuşacağız. HDP Türkiye'lileşiyor mu? Başka bir şey mi yapıyor? Yani, biraz sonra girmiş olacağız zaten. Bu Suriyelileri geri gönderme gerçekten halkta karşılık bulacak bir şey midir? CHP'nin siyasetine baktığımızda işte Suriyelilerin yüzünden halk fakirleşiyor veya işte işsizlik artıyor, milli gelir ilerlemiyor, gelişmiyor gibi bir görüntü veriyorlar. Bu büyük bir yalan tabii. Suriyeliler yüzünden bundan yani, oluyor. Bu büyük bir yalan. Bu tutmaz. Bundan dolayı oy alabilir mi? Hayır, alamaz. Alamaz. Bundan dolayı alamaz. Şimdi bugünkü Diriliş Postası gazetesinin manşetinde bir fotoğraf vardı. Bu sürekli olarak Suriye'de irtifa kaybeden ve zor duruma düşen Esad rejimi. Bu Diriliş Postası son, yeni çıkan bir gazete. Bilgi evet, verelim isterseniz. Hakan Albayrak'ın genel yayın yönetmeninde çıkan bir gazete. Evet. Bu çok çarpıcı bir fotoğraf vardı. Diriliş Postası'nın yazarlarından bir meslektaşımız orada Esad rejiminin bombaladığı anaokulunun yıkıntısından bir haber yapmış ve o fotoğraf dehşet bir fotoğraf. Bu arada yani, sözünü unutmayın, yönetmen arkadaşa buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü manşetini hazırlayabilirseniz sevinirim. Orada Sırrı Süreyya Önder çözüm süreciyle ilgili konuşmuştu. Zafer işareti verdiği bir fotoğraf var. O birinci sayfanın üst kısmını
Yani o dediğim manşet kısmını bir hazırlarsanız biraz sonra onun üzerinde evet. biraz konuşuruz. Suriye konusunu bizim iyi anlatmamız lazım. Şimdi bu örneği verip başka bir yere geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar buradan geleceğim. Şimdi bu sabah ilk elime aldığım gazete buydu. Beni hayatımda en çok etkileyen fotoğraflardan biri, biraz sonra nasıl bir fotoğraf olduğunu anlatacağım ve ömrüm boyunca saklayacağım. Bugünkü diriliş postası. O evet. zaman onu da hazırlarsanız biraz sonra şimdi konuşalım. O fotoğrafta kan bulaşmış. Ben de merak Kur'an-ı ettim, Kerim görmedim çünkü. Kan bulaşmış bombardıman sırasında 4 çocuk hayatını 6 çocuk 4 de öğretmen hayatını kaybetti. O anaokulu çocukları Kur'an-ı Kerimlere sarılarak bombalama karşısında mukavemet etmişler. Kur'an-ı Kerimlere sarılarak ve orada hayatlarını kaybetmişler. Orada onların kanları o Kur'an-ı Kerimlere bulaşmış. Orada fotoğrafta gösteriliyor. Dehşet bir fotoğraf. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Baronsal Gladio'nun Türkiye'deki siyasi lider olarak atadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Esad rejiminin zulmü bu işte. Bu anlattığım olaydı. Yani bu, şöyle denilebilir mi? Türkiye'ye gelen Suriyeliler de geri gönderdiğimizde onlar da o çocuklar gibi onların evet, Kemal Kılıçdaroğlu o çocukların Esad rejiminin bombalanmasını isteyen siyasi liderin adıdır. Biz lafımızı esirgemiyoruz. Bakın tekrar söylüyorum bunu. O fotoğrafı gören insanlar orada ne oldukları konusunda biraz düşünsünler. Bu kadar dünya gayresinin içerisinde bir düşünsünler. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'den Suriyelileri gönderecek. Esad onları bombalasın, öldürsün diye. Bu kadar açık söylüyorum. Şimdi bunun üzerine siyaset yapıyorsunuz siz. Türkiye'nin ekonomisinde bir problem yok Türkiye'nin ekonomisinde. Türkiye'nin ekonomisinde ne Suriyelilerle alakalı olarak ne de başkalarıyla ilgili olarak bir problem yok. Ekonomi sizin derdinizse Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP olarak ben şimdi soruyorum. Gezi olayları sırasında şu kadar milyar dolar kaçtı. 17 Aralık darbe girişimi neticesinde şu kadar milyar dolar kaçtı. Siz bundan dolayı bir üzüntü içerisinde mi oldunuz Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP olarak? Hayır. Siz burada Türkiye'de bu para kaçsın, Türkiye ekonomisi bir hastalığa duçar olsun, oradan da bir siyasal sonuçlar çıkaralım düşüncesi içerisinde olaylara yaklaştınız. Dolayısıyla hiç kimse bize Suriye filan mültecilerden dolayı bunlar oldu demesin. Bunu mevzubahis edenin ben insanlığından şüphe ederim. Ama biz i̇nsanlığından şüphe ederim ben bunu. Biz iktidara geldiğimizde Orta Doğu'ya, Suriye'ye barış gelecek diyor. Bu hikaye barış gelince de Türkiye'deki o 2 milyon Suriyeli evine dönecek diyor. Bu bir mugalatadır. Buna inanmayalım mı? Ya bu tepkileri gördü, ondan sonra 3 gün sonra bu açıklamayı yaptı. Ben bu Suriyelileri göndereceğim diye iki söyledi. Aylar önce söyledi, sonra yine söyledi. Sonra sıkıştığı için ondan sonra bu argümanı ortaya koymaya çalıştı. Geri gönderme lafının içerisinde zaten buradan zorla gönderme İnsanlığından var. İnsanlığından şüphe barış ederim ben. Tekrar ediyorum buna. Bakın insanlığı bu Suriyelileri insanlık öldü mü ya? İnsanlık öldü mü? Bu mültecileri Türkiye içeri aldı diye bir eleştiriye uğruyorsa ben o eleştiri yapanların insanlığından şüphe ederim. O çocuklar, o 250 bin ile 300 bin arası vatandaşını öldüren, sayısız çocuğu öldüren, özellikle çocukları öldüren bir katil Esad var ve Türkiye'de bağımsız Türkiye'ye karşı olan grupların hepsi o Esad'ı destekliyor. Doğu Perinçek gitti, destek verdi. Destekledi. Cumhuriyet Halk Partisi heyet gönderdi. Cumhuriyet Halk Partisi tabii. Destek verdi. Saadet Partisi heyet gönderdi. Evet. Destek verdi. Yurt Gazetesi destek verdi. Esad kalırsa Erdoğan Yurt, gider dedi. Aydınlık Gazetesi. Evet. Ve bunların hepsi ayrı ayrı ideolojilerin partileri evet. gibi görünüyor aslında baktığımızda bir taraftan da. Hepsi aynı yere bağlı, aynı merkeze bağlı. Şimdi şöyle bir tuhaf bir espri olabilir ama hani AK Parti Türkiye'yi böldü deniliyor ya. Aslında ya bölmeyi bırakın, bütün muhalefeti birleştirdi aslında. AK Parti bütün muhalefeti birleştirdiği gibi bir durumda ortaya çıkıyor. Peki partilerin seçim kampanyalarına baktığımızda önceki dönemlerdeki seçimler öncesindeki kampanyalardan ayrışan yönleri var mı sana göre? Daha geri bir kampanya, yani daha başarısız bir kampanya. Şimdi burada siz ekonominin üzerinden gitme şansınızı biraz önce Kazdağlı ona değindi. Yani üçü de asgari ücretle ilgili olarak bir böyle afaki, hiçbir geçerliliği olmayan, hiçbir pratiği olmayan uçuk tekliflerde bulunuyorsa bunların hepsi
bir rasyonalize etme, tersinden bir rasyonalize etme girişimidir aynı zamanda. Ama bir kıymeti yok. Şimdi ekonomik olayların seçim sonuçlarını etkilemesinin söz konusu olabileceği bir tek seçim vardı. Mart 2009 yerel seçimiydi. O dönemde 39'a kadar gerilemişti AK Parti öyle. Neden? Mart 2009 tarihinin anlamı ne? Sonbahar 2008'de küresel kriz oldu. Onun etkileriyle oylarında bir düşme oldu. Ama sonra ne oldu? 2011'de %50'ye, 10 Ağustos 2004'te de %52'ye kadar çıkan oylar söz konusu oldu değil mi? Yerel seçimlerde de %45 ayrıca. Şimdi ne oldu? Demek ki daha sonra Türkiye bu küresel krizden en az etkilenen dünyadaki tek ülke, en az ülkeden etkilenen ülke olarak, bu da Türkiye'nin genel anlamda bir duruma alakasıdır. Bunun siyasal olarak karşılığı AK Parti'dir ama burada bağımsız Türkiye'nin başarısızdır bu. Bu Türkiye'de bu ekonominin devrilmeyişinin temel nedenini daha bütüncül olarak düşünmek lazım. Ama siyasal olarak neticede iktidarda AK Parti olduğu için bu AK Parti'nin bir icraati olarak kayıtlara geçiyor elbette. Şimdi şuraya geleceğim. Burada bu ekonomi ayaktayken ve günlük dalgalanmalarla ilgili olarak tabii ki tartışmalar yapılabilir ama orada ekonominin kötüye gittiği falan bir hadise yok. Çünkü bütün bu para kaçışlarına rağmen son 1,5 yılda o ekonomi batmıyor. Demek ki bir para girişi de var. Ama birileri çok istiyor yani o paraları öyle bir kalsın ki Türkiye batsın diye. Türkiye'ye yani paranın girmesi tehlikeli bir şey zaten. Halkbank'a 17-25 Aralık'ta niye operasyon yapılmaya çalışıldı? Bunun için o operasyon yaptılar. Halkbank üzerinden Türkiye'ye para girdiği için. Para girdiği için. Rıza Sarraf, Babek Zencani niye düşman ilan edildi? Türkiye'ye gelen getirilen parada aracılık yaptıkları için onlar düşman kabul edildi. Evet, konu bu. Yani sanki bunlar Türkiye'deki parayı dışarıya kaçırıyorlarmış gibi bir muameleye tabi tuttular. Türkiye'ye para getirdikleri için. Türkiye'den para kaçıranlar teşvik edildiler. Türkiye'ye para getiren kişiler cezaevine sokulmaya çalışıldılar. Uluslararası sistemin dolaşımının dışında doğrudan para getirilmesine itirazları vardı. Gene bu bankacılık sistemi içerisine gelmiş olsa ona çok fazla itiraz etmeyecekler. Kendi kontroller içerisinde geliyor çünkü. Bu onun dışında alternatif bir ticaret anlayışıyla o paranın geliyor olması, bir para geliyor, ekonomi canlanıyor. İki, bir mevcut yapının dışına çıkıyor Türkiye giderek ekonomisiyle birlikte, ilişkiler ağıyla birlikte. Bu da öbür tarafa asıl darbeyi de vuruyor. Sadece tek başına paranın gelmesi değil. Ticari anlayış olarak, model olarak, hem bankacılık sistemi olarak hem de karşılıklı ülkelerin kendi parasıyla alışveriş yapmak onların çok içine gelmiyor. Asıl tepki orada. Şimdi biz Türkiye'de medya olarak çok fazla takip etmiyoruz. Bu bir öz eleştiri aynı zamanda bence. Şimdi birkaç gün önce Avusturya'da yaşayan bir arkadaşım, özür diliyorum, Almanya'da iş yerler olan bir iş adamı, Alman basınında çıkan Türkiye ile ilgili bazı haberleri gösterdi. Almanca haberleri gösterdi. Küpürlerini, gazete küpürlerini. Alman basını diyor sistematik olarak ortaya çıktığından bu yana İstanbul'daki 3. havalanına karşı çıkıyor diyor. Peki o zaman ben bir şey söyleyeyim. Son bir ayda Türkiye'de birçok defa uçaklara bomba ihbarı yapıldı. Bunlarla mesela birlikte düşünmek lazım. Bu Türk Hava Yolları'nın itibarını zedeleme, itibarsızlaştırma, güvensiz bir havayolu şirketi şeklinde bir imaj oluşturmaya dönük bir şey. Çünkü Alman medyası sistematik olarak 3. havaalanının aleyhine peki, yayın yapıyor. Peki devam edelim. Türkiye, ben Hürriyet.com.tr'yi özellikle bir yani özel ilgi alanıma giriyor. Yani nasıl bir dümen çevriliyor, nasıl bir Türkiye düşmanlığı yapılıyor diye günlük olarak not alıyorum Hürriyet.com.tr'de. Doğan medyası çünkü Türkiye'de ecnebilerin buradaki işbirlikçisi bir medya olarak orada onların ne yaptıklarını ben oradan takip ediyorum. Gazete daha sevimli gibi gösteriyor kendisini. Hürriyeti kağıttan, kağıdı ama bir kağıttan gazeteyi falan onlar çoktan sollamışlar. Şimdi ağaç devrilse, fırtınadan ağaç devrilse hükümet devri gidiyor neredeyse diyecekler. O hale geliyor. Damperli kamyon 3 geçide çarptı. Bir anda Türkiye'de darbe oldu zannedersiniz. Hürriyet.com.tr olayları böyle veriyor. Şimdi o örneğe bir bakalım. Şimdi bu dolarla ilgili olarak böyle oynamalar olduğu zaman müthiş sevinen kim? Hürriyet.com.tr. O bomba alarmları en çok hangi sitede nazara verildi ve öne çıkarıldı? Seri halde Hürriyet.com.tr. Hangi bomba? Hürriyet.com. Bu bomba ihbarları oluyor ya. Ha, o Türk Hava Yolları'nda bomba ihbarı. Şimdi Hürriyet'in kardeşi kim? Alman kardeşi var Hürriyet'in. Der Spiegel. Bild. Avrupa'nın ve Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild.
Milletin başındaki Kayı Dikman Hürriyet'in yönetim kurulu üyesi aynı zamanda. Ertuğrul'un da kankası. Bilt, Axel Springel ve bir de Hürriyet. Bunlar bir saca ya bunlar. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Angela Merkel'le Aydın Doğan kanka. Ay değilim desin bakalım. Şimdi siz Türkiye'ye karşı Almanya'nın yanında mücadele ediyorsunuz. Bu nasıl bir şey bu? Şimdi bu nasıl bir medya bu? Şimdi şöyle evet. Bir paralellik göze çarpıyor. Yani o küfürleri gördükten sonra bir kere daha teyit edilmiş oldu. Alman Türk Hava Yolları'nın gelişmesinden, Türkiye'de havacılığın gelişmesinden, hava taşımacılığının ön plana çıkmasından Alman hükümeti son derece rahatsız. Çünkü Lufthansa gibi Alman şirketleri geri plana düşmüş olacaklar. Türkiye uluslararası hava taşımacılığı bakımından hap dedikleri bir toplanma ve dağılma merkezi haline gelmiş olacak. Özellikle İstanbul. Böyle olması İstanbul'un ve Türkiye'nin turizm merkezi haline gelmesi, ticaret merkezi haline gelmesini de ön plana çıkarmış oluyor. Ticaretin Almanya'dan İstanbul'a doğru kayması. Çünkü bu merkez oluyor. Birçok açıdan önemli. Şimdi yanlış şeyler söylemek istemem ama. Bu Türkiye'ye ihanet değil mi? Bu Türkiye'ye ihanet değil mi bu? Şöyle. Kalkınma ve çağdaşlık bu mu? Hava taşımacılığını da. Bu projeyi engellemek mi çağdaşlık? İşte oraya gireceğiz. Hava taşımacılığını daha da ucuzlatan bir şey yani ayrıca. Yani ödenen vergileri. Ya şöyle düşünelim. Adam Körfez'den diyelim Katar'dan Rusya'ya gidecek. Önce şeye gidiyor. Almanya'da bir havaalanına iniyor. Oradan Moskova'ya gidiyor. Şimdi oraya gitmek yerine İstanbul'a inecek. Daha kısalacak yol. Ödediği vergiler daha çok azalmış olacak. Aynı şekilde doğudan batıya, batıdan doğuya yapılan hava taşımacılığında da kuzeyden güneye de olduğu gibi İstanbul merkez haline gelecek ve Avrupa, evet. Almanya cazibesini kaybetmiş olacak. Buradan şuraya girmek istiyorum. 25 Aralık 2013 operasyonunu yapanlar kime operasyon yapıyorlardı? 3. havaalanını yapan konsorsiyuma, 3. köprü yapan konsorsiyuma ve santralleri yapanlara. Geziciler kime karşı çıktılar? Taksim Komisyonu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la yaptığı görüşmede neyi istemişti? 3. havaalanını yapmayacaksınız, 3. köprüyü yapmayacaksınız, termik ve hidroelektrik santrallerinden, nükleer santrallerden vazgeçeceksiniz ve her şeyden daha da önemlisi dış politikanızı değiştireceksiniz. Evet. Bu talepler vardı. Dolayısıyla Almanya 25 Aralık, 17 Aralık ve Gezi arasında kesin bir bağlantı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi bir başka asıl itiraz noktası İstanbul'un giderek bir lobi merkezi haline gelmiş olması. Tabii. Bölgenin hem yatırım merkezi konut alıyor, yatırımı burada yapıyor. Hem sağlık merkezi burada tedavi oluyor. Hem eğitim merkezi çocuklarını İstanbul'da okutuyor. Neredeki? Balkanlardaki, Afrika'daki, Orta Doğu'daki ve Türk Cumhuriyetlerindeki, Asya'daki ülkelerin insanları, çocukları. Şimdi burası böyle bir merkez, finansın merkezi, eğitimin merkezi, sağlığın merkezi ve lobinin merkezi haline gelmeye başlayınca doğal olarak ticaretin merkezi geliyor. Şimdi 3. havaalanın devreye girmesi demek bu lokasyonun Avrupa açısından da merkez haline gelmesi anlamına geliyor. Bütün operasyonların buraya taşınması anlamına geliyor. O zaman bundan 100 yıl önceki Londra neyse, bundan 100 yıl önceki Paris neyse, Berlin neyse İstanbul o anlama geliyor ve onların üzerine çıkıyor. Bu bütün dengeyi değiştirecek bir şey. O yüzden de İstanbul'a özel bir darbe vurmanın peşi de bu işleri yaptılar, geldiler ve hala da bunu engellemek için çaba harcıyor. Öte yandan da siz petrol üzerinden Kuzey Irak'taki petrolü getirmeye çalışıyorsunuz ve ticaretini de Halkbank üzerinden yapacaksınız ayrı bir fondan. Bu da ikinci bir darbe. Hem enerji, hem ulaşım, hem operasyon merkezi. Bu tabii istenmeyen bir şey. Evet, bu istenmeyen şeylere bizim muhalefet partilerimizin, muhalefet gruplarımızın alet olmaları da ne anlama geliyor? Biraz sonra devam edelim. Değerli seyirciler, şimdi bir reklam arası var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, programın başında Tamer Korkmaz, Diriliş Postası'ndaki bugün yayınlanan manşet haberden, orada bir fotoğraftan bahsetmişti. O fotoğrafı arkadaşlar hazırladılar. Bir ekrana getirelim, tam ekran olarak gelsin.
Tamer Korkmaz tekrar bir hatırlatsın o fotoğrafın ne anlama geldiğini, ne anlattığını. Haberde anlatıyor aslında da buradan haberin detayını o küçük yazıları göremediğimiz için Tamer Korkmaz'dan tekrar bir hatırlatmasını. Anaokulu katliamında 6 çocuk, 4 öğretmen hayatını kaybetti. Fotoğrafta kanlar içerisindeki Kur'an-ı Kerimlerden bir tanesi görülüyor. Çocuklar bu bombalama sırasında o Kur'an-ı Kerimlere sarılarak mukavemet etmişler. Bu dehşet bir olay. Bu hiçbir zaman hiçbir Müslümanın unutmaması gereken, hayatının son nefesini verinceye kadar aklında tutması gereken bir sahnedir. Bu anaokulunu bombalayan katil Esad rejiminin Türkiye'deki destekçileri ve başında da Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. Bunu ibret bir sahnesi olarak yani ömrünüz boyunca unutmayın sayın seyirciler. Türkiye'deki 2 milyon Suriyeli'yi geri gönderdiğimizde o çocukların yaşadığı akıbeti, evet, maruz kaldı akıbeti onların da yaşamak zorunda. Anaokulunda çocukları katleten Beşar Esad rejiminin Türkiye'deki savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İbret sahnesi bu, ibret. Kemal Kılıçdaroğlu kimdir dediğimiz zaman bu fotoğrafı hatırlayınız. Şimdi aslında biraz sonra HDP'yi konuştuğumuz zaman ekrana getirecektik ama gazete küfürler üzerinden gidince Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü manşetini de o zaman tekrar ekrana getirelim. Onu da bir konuşmamız lazım. Belki HDP'den bahsederken yeniden temas edebiliriz. O küpür, evet. Şimdi bu Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü manşeti, masayı korku devirdi diyor manşette. Aslında masayı, yani çözüm süreci bitti açıklaması yapmıştı Sırrı Süreyya Önder ve HDP'liler. Çözüm süreci niye bitti? Siz bitirdiniz tartışmaları olunca, hayır biz bitirmedik. İşte AK Parti hükümeti masayı devirdi, korkudan dolayı devirdi açıklaması yapıyorlar. Şimdi neden bahsediyor manşet? Çözüm sürecinin bittiğinden bahsediyor. Çözüm süreci bitti mi bitmedi mi ayrı bir mesele. Ben şahsen çözüm sürecinin bittiğini düşünmüyorum. Fakat çözüm süreci bitti diyen HDP'nin en önde gelen ve sürekli Abdullah Öcalan'ın mesajlarını HDP'ye ve PKK'ya taşıyan Sırrı Süreyya Önder bu konudan bahsederken, yani çözüm sürecinin bittiği konusunu halka anlatırken zafer işareti yapıyor. Parmağına dikkat ettiniz mi? Zafer işareti yapıyor. Üstünde tam okuyamıyorum şu anda ama çözüm sürecinin bittiği anlatılıyor. Üst manşetin üstündeki spotta çözüm süreci bitti diyor. Masayı korku devirdi diyor. İşte AK Parti suçlanıyor. Bu arada da zafer işareti yapılıyor. Ya bu çözüm süreci çok önemli bir şeyse, siz çözüm, yani çözümün mimarlarından birisi gibi tanınıyor Sırrı Süreyya Önder. Mesajı çünkü başından bu yani istisnasız olarak görüşmelerde bulunan bir adam Sırrı Süreyya Önder. Diğerlerinin hepsi değişti. Tek Sırrı Süreyya Önder değişmedi. Şimdi bu mesajları Kandil'e ve HDP'ye taşıyan Sırrı Süreyya Önder çözüm süreci bitti diyor, zafer işareti yapıyor. O zaman sizin zaferiniz çözüm sürecini bitirmek midir? Ne demiş? Çözüm süreci Erdoğan ve AKP'nin iktidar hesaplarına kurban edildi. Zafer işareti. Demek ki Sırrı Süreyya Önder'i biz rejisör olarak tanıyoruz değil mi? Aynı zamanda aktörlüğü de varmış. Çözüm sürecinde çözüm sürecinin destekçisi imiş gibi yapan ama onun karşısında bir rol verilen bir aktörmüş kendisi. Zafer işareti ya yaptığını görüyor. Gerçekten bu nasıl bir ruh halidir? Var zaten orada oynuyor. Bazı filmlerde ufak rolleri de var zaten. Bu nasıl bir ruh halidir ya? Şimdi demek ki piyon sen, olma durumudur. Demek piyon, ki piyon, sen piyon olma durumudur. Başından beri çözüm sürecinin olmaması için uğraşıyor musun? Demek ki sen Gezi olaylarına çözüm sürecini bozmak için sahtekarlık bu. Bu birilerinin piyon olmak demektir. Bu bir aldatmaktır. Evet. Kürtleri aldatmaktır. Abdullah Öcalan'ın hem 2014'teki hem 2015 Nevruz'undaki mektuplarını okuyan adam Sırrı Süreyya Önder değil miydi? Şimdi rol zaman, yapıyormuş demek ki. O zaman sen rol yapıyorsun. Tabii. Abdullah Öcalan silah bırakın diyor. Çağrı yapıyor. O mektubu sen okuyorsun. Ama çözüm süreci bitti deyip zafer işareti yapıyorsun. Cumhuriyet Gazetesi üzerinden Kürtlere mesaj veriyorsun. Bu bir akıl tutulması mıdır? Yoksa içindeki duyguların dışa vuruşu mudur? Nedir? Nasıl anlayacağız Celal Kazdalı bu işi? Şimdi buradaki... Bu sol partilerden sen daha iyi anlarsın diye. Sağdan da anlarız. Yanlış bir teşhis koymayalım şimdi yani. Sağdan da anlarız, soldan da anlarız da. Bir kere HDP'nin buradaki en büyük eksiği ve hatası PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'ın PKK'ya, kendi örgütüne silah bırak diye iki defa
açık çağrı yapması ve her görüşmesinde bu çağrıyı yinelemesine rağmen kongre toplayıp silah bırakmamış olmasıdır. Yani liderini dinlemeyen bir örgüt durumundadır. Peki bu durumda işi yürüten HDP, muhatap olan, siyasi muhatap olan MHP dönüp silah bırakması yönünde bir çağrı, bir deklarasyonda bulunsa, bir davette bulunmuş ısrarlı bir şekilde biz de aynı şekilde kongre toplamanızı ve silah bırakmanızı istiyoruz şeklinde açıklama yapmış olsaydı başka şeyleri konuşuyor olacaktı. Bunları yapmadı. Bir kere burada bir eksiği var. İki, Abdullah Öcalan'ın gücünün daralması, etkisinin azalması, Kandil'in ve itiraz edenlerin gücünün çoğalması yönünde bir politika izlediği de biliniyor, görülüyor. Dolayısıyla çözüm sürecindeki içten talebi ve isteğinin o kadar da fazla olmadığı görünürde talepte bulunduğu ama esas itibariyle de çözüm sürecini oyalamak, zaman kazanmak istediği anlaşılıyor. Bunu görüyor. Burada zafer işaretini, bak biz galip geliyoruz, bizden korktu, şimdi masaya devirdi demeye çalışarak yapmaya çalışıyor. Şeye gönderme yapıyor Erdoğan'a. Korktuğu için biz hani çok yüksek oy alıyoruz. Oy alsan senden niye korkulur zaten? Türkiye'nin partisi oluyorsan eyvallah, bunda hiçbir şey yok. Sen eğer terörle ilişkini kesmiyorsan o zaman bu sıkıntı var. Bu korku nereden çıktı? Yani mesela geçen hafta Kuveyt dönüşünde o soruyu ben sordum yani Cumhurbaşkanı'na. Bu mesela HDP barajı geçerse ne olur, geçmezse ne olur konusu. Cumhurbaşkanı'nın cevabı bir cümledikti. HDP'nin barajı geçmesiyle geçmemesi aynı şeydir. Yani sonuç değiştirmez. Yani korktuğunu neresinden anlayacağız bu cümlenin? Neresinde bir korku var? Hiçbir korku olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu seçimin en kritik tartışılan noktası HDP'nin barajı geçip geçmeyeceği. O niye? Çünkü HDP barajı geçemezse başkanlık sistemine yürüyüşte anayasal çoğunluk çok rahat bir şekilde sağlanmış olacak ve başkanlık sistemine geçilecek. Eğer HDP geçer ise bu meclisteki diğer kombinasyona ve tartışmalara bağlı olan bir gelişme olacaktır. O yüzden merak edilen ve bu seçimde üzerinde en çok tartışılan konu HDP'nin barajı aşıp geçmeyeceği meselesidir. Ama Cumhurbaşkanı da orada haklıdır. Ben de aynı kanaatliyim. Geçse de geçmese de Türkiye başkanlık sistemi ve anayasal değişikliğiyle gidecektir. Bu tek başına AK Parti'nin iktidarıyla da olabilir ama meclisteki anayasal çoğunluğu isteyen milletvekili toplumuyla da olabilir. Bu HDP'den de olabilir, MHP'den de olabilir buraya destek, CHP'den de olabilir. O açıdan orada çok fazla bir sorun görmüyorum. Çünkü toplumun bir anayasa değişikliği yönünde talebi var. Bunun başkanlık olup olmayacağı da ikinci bir tartışmayla yoğun bir şekilde gündeme gelecek bir meseledir. O yüzden AK Parti'nin, HDP'nin barajı aşmış, meclise girmiş olma haliyle barajı aşmamış ve meclise girmemiş olma halinde çözüm sürecine gidişte ve anayasa değişikliğinde çok fazla bir etki olacağını ben de zannetmiyorum. O yüzden hani çok korktu, ondan milliyetçi duygulara sarıldı, çözüm sürecinde dağıttı gibi tespit çok yerinde olan bir değerlendirme gibi gelmiyor bana. AK Parti zaten elbette kendi oyunu artırmak için propagandasını yapacaktır. Bu kendi hakkıdır. HDP de yapıyor zaten. Orada bir sorun yok. Ama bir herhalde Cumhurbaşkanı'nın bir korku taşıdığı kanaatinde değilim. Ama HDP özellikle CHP üzerinden sol oyları da alabilmek için bak biz engelliyoruz havası, bizden korkuyorlar havası, aman ha bizi destekleyin havası vermeye çalışıyor. O da bir şekilde kampanya yürütüyor orada. Oyunu arttırmak için, solculardan oy alabilmek için bir kampanya yürütüyor. Bu da onun bir aracı olarak Cumhuriyet Gazetesi de buna aracılık ederek manşete çekiyor. Burada bir korku var ama. Burada HDP'nin bir korkusu var. Yoksa HDP Van'da o posterleri asmazdı. Musluklardan kan akan posterleri astılar. Demek ki korkuyorsunuz siz. Şimdi size oy vermeyecekleri PKK terör örgütünün şantajıyla, tehditleriyle o muslukları hazırlamış. Demek ki korkan HDP. Evet, yani bir korkan burada var ama HDP bu. Arada bir fark var. Evet. Siz korkmuyor olsaydınız bu tehditleri, bu şantajları yapmazdınız. Terör siyaseti uyguluyor. Selahattin Demirtaş'ın, Gladio'nun piyonu olan Selahattin Demirtaş'ın partisi HDP terör siyaseti uyguluyor. Bunlar nasıl siyasi parti? Biz bunlara siyasi parti demiyoruz. Bunlara terör partisi diyoruz. Musluklardan kan akıyor bu afişlerde. Paralel yapıda işte bu HDP'yi destekliyor. Çağrı HDP'dir diyenler.
tek çare HDP'dir diye başlık atan paralel yazarlar. Arka kapı siyaseti yapanlar, arka kapıdan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne girenler, arka kapı siyaseti yapan Gladio'nun çocukları, işte bunlar HDP'yi destekliyor. Bu paralel yapı denilen Gladio'nun piyonu HDP'yi destekliyor. Tek çare HDP diye başlık atıyorlar, tek çare. Ne oldu siz, hani PKK'ya karşıydınız siz? Siz Oslo'ları falan sorun ediyordunuz, KCK tutuklamalarını. Bak siz terör siyaseti yapan HDP barıcı geçsin diye Diyarbakır'da arka kapı siyaseti yapıyorsunuz. Amerika ve İsrail'in yandaşı gazeteci müsbettesi bir adam var ya, sansürcü başı, ondan bahsediyorum. Arka kapı siyaseti yapıyor. PKK'lı gençlik örgütleri yol kesip asayiş kontrolü yaptığında manşete çıkararak Türkiye elden gidiyor mesajları veren gazete ve onun arkasındaki yapı şimdi HDP'yi dediğin gibi kurtarıcı olarak görüyor. Ne yazık ki. Şimdi bu noktada Abdullah Öcalan'ın nerede durduğu önemli. Şimdi silah bırakın çağrısı yaptı. 2013'te, 2014'te de yapmıştı. Bir gelişme olmadı. Veya 2013'te yapmıştı zannediyorum. 2015 Nevruz'unda tekrar silah bırakın çağrısı yaptı. Şu saate kadar aslında Nisan ayı içerisinde silah bırakma kongresinin yapılıp kararın açıklanması bekleniyordu. Öyle bir adım atılmadı. Tam seçime kadar da böyle bir adım atılmayacağı anlaşılıyor. Seçimden sonra ne olur? O da soru işareti. Şimdi bu noktada işte Sırrı Süreyya Önder çözüm bitti diyor, zafer işareti yapıyor. HDP yönetimine baktığımızda çözümün yanından geçmiyor. İşte musluğundan kan akan billboardlar yayınlıyor HDP'li Van Belediyesi tarafından. Bugün başka bir şey vardı. Onu hazırladım arkadaşlar, tam bilmiyorum ama Van Büyükşehir Belediyesi'nin İpek Yolu ilçesinde başka bir afiş asıldı. O da Taksim skandalına benzer bir şey. Hani Taksim'de ne demişti? İşte Kabe neyse işçiler açısından da Taksim ona benzer bir şeydir. Yani Taksim olayını Kabe ile mukayese eden bir şeydi. Kudüs'le Mescid-i Aksa ile mukayese eden bir açıklama yapmıştı Selahattin Demirtaş. Bunun öncesinde bir iki ay oldu belki de, Cumhurbaşkanı kadınlar Allah'ın size emanetidir, Peygamberimize ait bir hadis-i şerifi hatırlatmıştı. 8 Mart Kadınlar Günü'nden bir şey. Evet. Kadınlar işte size Allah'ın emanetidir açıklaması yapmıştı. O hadisi hatırlatmıştı. O zaman HDP'liler, HDP'li kadınlar tepki göstermişlerdi. Şimdi o tepki afişe dönüştü. Van Belediyesi'ne bağlı İpek Yolu ilçesinde asılan afişte şöyle diyor. Biz kimsenin emaneti değiliz. Biz kadınlarız diyor. Kürtçe olarak. Kürtçe olarak. O hazırladılarsa onu biraz sonra görebiliriz. Şimdi bu burada, toplumun... Burada yalnız hep Van Belediyesi'nden çıkıyor bunlar. Evet, o da enteresan. Hem musluk hem afiş. Tabii tabii. HDP'nin kendi imzası yok ama Van Belediyesi'nin birimleri Van Belediyesi nereye ama bağlı? HDP yönetimi bağlı. Buna tepki göstermiyor. Bizi bağlamaz demiyor. Bunu kaldırın demiyor. Bu bize uymaz demiyor. Aksine onu destekleyen. Bir de bunu şimdi İpek Yolu Belediyesi yeni astı o afiş ama HDP'li kadın milletvekilleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden sonraki o Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra bu tepki göstermişler zaten. O tepki şimdi afişe dönüşmüş oldu. Yani toplum değerlerinden kopuk bir HDP siyaseti devam ediyor. HDP 200'lüğü bıraksın. HDP din karşıtıdır. HDP İslam karşıtıdır. Haçlı Siyonist İttifakı'nın Türkiye'deki siyasal parti görünümlü örgütü HDP'dir. Örgütlerinden bir tanesi HDP'dir. Bunun en iyi örneğini biz nerede gördük? Kobani kalkışmasından önce Washington'a gitti. Orada sufle aldı. Geldi burada ortalığı karıştırıcı açıklamasını yaptı Selahattin Demirtaş, değil mi? Şimdi Kobani'de neydi? 51 kişi hayatını kaybetti. Şimdi Kobani Suriye topraklarında, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin sınırlarının dışında bir Suriye şehri. Orada ne oluyor? Orada IŞİD denilen bir örgüt Kobani'deki yerlilere savaş açıyor. Orada kimler yaşıyor? Kürtler yaşıyor. IŞİD Kobani'deki Kürtlere saldırınca Türkiye ne yapıyor? Türkiye kapılarını açıp, kucağını açıp, evini açıp, her türlü imkanı seferber ederek Kobani'deki Kobani'den kaçan Kürtlere sahip çıkıyor. 200 bine yakın Kürt geldi o günlerde. Peki HDP ne yaptı? Hüdaparları nereden attılar? Apartmanın üstünden attılar aşağıya değil mi ise, Kobani'de? HDP ise o Kobani'den gelen Kürtlere sahip çıkan devlete savaş açıyor. Evet.
ona devlete savaş açarken Türkiye'deki kendi komşusu olan iç içe yaşadığı mütedeyyin Kürtlere de savaş açıyor. İşte Hüdapar'la Kürtler. Hüdapar'ları nereden attılar? Yasin Börü ve diğer o gençleri çok canice katlettiler. Ezerek, üstünden geçerek, yukarıdan damdan atarak, kaç kat, 4-5 kat yukarıdan atarak ve üzerinden arabayla geçerek katlettiler canice. Ne yapıyordu o çocuk? Elinde silah mı vardı? Bıçak mı vardı? Birisine mi saldırmıştı? Hayır. Kurban Bayramı ertesindeydi ve kurban eti dağıtıyordu fakir fukaraya. Böyle bir çocuğa, çocuklara, gençlere saldırı yapıldı. Mardin'de hatırlarsanız Sakallı diye bir kuvvetli miydi o da? Yabancı. Yabancı yani Körfez ülkelerinden birisinin vatandaşı olan Sakallı bir Arabı öldürdüler. Sakallı diye işitçi bu gerekçesiyle. Yani niye? Sakal olduğu için bu İslam'ın bir işareti olarak görülüyor. Şimdi Taksim olayına bakıyorsunuz. Taksim'i Kabe ile, Mescid-i Aksa ile mukayese eden bir şey var. Aynı konuşmanın içerisinde Kudüs'ü Yahudilere veriyor. Kudüs'ü Yahudilere, evet. Mescid-i Aksa'yı ve Yahudilerin yeri olarak lanse eden bir şey var. Halbuki kim bu? İşte Başbakan Davutoğlu'nun da söylediği gibi adı Selahaddin. Selahaddin kim? Selahaddin Eyyubi. O Selahaddin yani Kudüs'ü Yahudilerden kurtaran adam. Evet. Hristiyanlardan kurtaran adam. Kudüs'ü İslam topraklarına katan adam. Başka bir şey daha var atlanılan. Selahaddin Demirtaş'ın abisinin adı ne? Nurettin. Nurettin ismi nereden geliyor? O da bir büyük Türk ve İslam mücahidi. Nurettin Zengi'den geliyor. Şimdi senin abinin adı Nurettin Zengi, bir kahraman bu. Senin kendi isminin sahibi Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü fetheden adam. Ama sen o Kudüs'ü Yahudilerin malı olarak gösteren bir açıklama yapıyorsun. Bir siyasi parti lideri olarak. İşte bu son Van'daki olaylarda tuzu biberi olmuş vaziyette. Musluktan kan akıtılması veya asılan kadınlar kimsenin emaneti değildir şeyleri. Ya emanetidir değildir. İnanırsın inanmazsın. Sonuç olarak o peygambere inanan insanlar var. Sen de halkların demokrasi partisi diyorsun. Halkların demokrasi partisi diyorsun. O halkların o zaman değerlerine saygı duyacaksın. Şimdi burada şu çok önemli bir mesele. Siz bir siyasi parti olarak demokratik usuller ve kaideler konusunda şaşmaz bir yol almak zorundasınız değil mi? Demokrasiyi dilinizden düşürmüyorsunuz. Peki siz HDP olarak ne yapıyorsunuz? Sadece şu bir ay içerisinde, iki ay içerisinde değil. En azından son 6 ay içerisinde bölgeden sayısız defa gelmiş, teyit edilmiş örnekler. Doğuda, Güneydoğu'da. Biz bunu burada çok konuştuk. Tekrar ediyoruz. Daha önce 30 Mart seçiminde AK Parti'ye oy vermiş vatandaşları silah zoruyla tehdit edip bundan sonra o partiye oy vermeyeceksiniz. Kesin kesin HDP'ye vereceksiniz diye. PKK terör örgütünün tehditleri sayısız örneği var değil mi? HDP de bu işin içerisinde. Siz nasıl demokratik partisiniz de silah zoruyla bu oy alacaksınız, sonra ben barajı geçersem %10 barajımı geçtim falan diyeceksiniz. Tek çare HDP diye, HDP'nin barajı geçmesi diye başlık atan paralel medyadaki Şahin Alpay. Değil mi? Albay. Aslında Albay. Şahin Albay. Şimdi bu nasıl bir anlayış bu? Daha önce CHP'ye oy verin diye bir kampanya yapmıştı. Şimdi HDP'ye. Bu ne demek bu? Bu nasıl bir anlayış şimdi? Siz demokrasi konusunda, bu liberal geçinen bir vatandaş ya bu ettiğimiz kişi. Demokrasi fetişisti ya. Eski aydınlıkçı da bu. Tamam aydınlık ama şimdi şuraya bakalım. Demokrasi ve hukuk lafını dilinden düşürmüyor değil mi? Ama terör siyaseti konusunda HDP'nin terör siyasetini ne destekliyor? Bu illüzyonu, bu sahtekarları, bu sahte demokratları tanıyalım. Tek çare HDP'nin barajı geçmesi. Yani terör siyaseti uygulayan HDP barajı geçerse AK Parti'nin oyları buradan, o yüzdesi etkilenecek, milletvekili sayısı etkilenecek ve Türkiye'de bambaşka bir tablo ortaya çıkacak filan diye düşünüyorlar. Bunlar neyin siyasetini yapıyorlar? Bunlar Türkiye'de uluslararası şer şebekelerinin, Haçlı Siyonist İttifakı'nın Türkiye'deki planlarının sahadaki etki ajanı olarak, medyadaki veya siyasetteki etki ajanlarıdır. Biraz öncesi verdiğiniz, isimlerini verdiğiniz örnekler. Bu kadar açık bu. Evet, o afişi ekrana getirebilir misiniz arkadaşlar? İpek Yol. Biz kimsenin emaneti değiliz, biz kadınlarız diyor. Kürtçe yazılmış bir afiş bu. Van'da asılmış bir afiş. Biz kimsenin emaneti değiliz, biz Kürtleriz. Biz kadınlarız. Kadın. Özür diliyoruz, biz kadınlarız.
Gladyon'un evet. piyonudur. Bu afişi asanlar Gladyon'un piyonudur. Ben de bunu bu tarihin tanıklık eden bir gazeteci olarak bu kayıtlara gelsin diye söylüyorum. Hadi bakalım biz Gladyon'la ilişkimiz yoktur desinler de görelim. Hadi bakalım bu tartışmayı açalım hadi. Şimdi Öcalan'ın nerede durduğunu sorguladık biraz önce. Şimdi dün Almanya'da Başbakan Davutoğlu ile konuşurken şeyi sordum ben. Yani bu konu açıldı. Çözüm süreci bitmiştir açıklamaları veya işte büyük bir savaş başlayacak, çatışma başlayacak konusu konuşulurken Öcalan nerede duruyor diye sorduğunda Davutoğlu Başbakan biz sonuca bakarız dedi. Ama dedi onun söyledikleri açık dedi. Ama biz izleyeceğiz, sonuca bakacağız dedi. Yani ben şunu anladım. Öcalan hala farklı bir yerde duruyor. Ya yani bu HDP'nin izlediği siyaseti Öcalan'ın benimsediğini zannetmiyorum ben. Öcalan hala çözüm noktasında, silah bırakılması noktasında durduğu anlaşılıyor. Başbakanın sözlerinden de ben bunu anladım. Yani onun sözleri açık derken ama biz uygulamaya bakacağız, neticeye bakacağız derken Öcalan'ın farklı bir noktada durduğu anlaşılıyor. Bunların lideri Öcalan değil miydi? Bunların lideri Öcalan'sa peki İmralı'dan yapılan iki farklı tarihte yapılan kongreyi toplayın çağrısını neden refüze ettiler? Ya 2012 aralığına kadar çözüm süreci başlayıncaya kadar ne diyorlardı bunlar? Kendileriyle hükümet görüşmek istediğinde Öcalan muhatabınız dedi. Öcalan. Evet. Muhatabınız sahtekarlığın İmralı. Sayısız sahtekarlık diyorlardı. Onlar da sonra nasıl olsa görüşemez hükümet. Nasıl olsa hükümet, nasıl olsa devlet muhatap almayacaktır diye düşünüyorlar. Onlar kimden talimat alıyorlar? Onlar sömürgeci güçlerden, kendi tabirleriyle söylüyorum değil mi? Hani bir sömürgeci güç diyordu ya Kandil'deki bir terörist başı. Sömürgeci güç diyordu. Sömürgeci güçlerden talimat alıyorlar işte. Türkiye'de bu silahı ortaya, yani silahı bırakma konusunda bir biz kongreyi toplamayacağız diye en son demeçleri kongreyi toplamayacağız. Şimdi iki hafta önce de konuştuk burada bu soykırım meselesi 24 Nisan vesilesiyle tartışılırken. O zaman meclisteki dört partiden üçü yani AK Parti, CHP ve MHP Papa'nın ve Avrupa Parlamentosu'nun soykırım açıklamaları ve kararı ertesinde bir deklarasyon yayınladılar ve bunu reddettiklerini söylediler. Üç parti imza attı o deklarasyona. Kim atmadı? HDP evet. yönetimi atmadı. Niye? Çünkü HDP yönetimi soykırım olduğuna inanıyor. Hatta daha ileri gittiler seçim beyannamesinde hatırlarsanız. Ermenistan'dan özür dilenmesi gerektiğini söylediler ve kendileri iktidara gelirse özür dileyeceklerini ifade ettiler. O zaman da konuştuk burada. Eğer bir soykırım olduysa tırnak içerisinde onların dediği gibi. Bu soykırımı kim yapmıştır? Ermenilerin iç içe yaşadığı Kürtler yapmıştır kardeşim. Yani çünkü Ermenilerin büyük çoğunluğu Doğu Güneydoğu'da yaşıyordu. Oradan Suriye'ye ve başka noktalara göç ederken Ermeniler daha çok Kürt çetelerin saldırıları sonucunda bu katliamlar yaşanmıştır. O zaman böyle bir soykırımdan bahsediyorsa Selahattin Demirtaş veya HDP yönetimi bu soykırımı yapan Kürtler olması gerekir. Yani bunu söylerken Kürtleri temsil ettiğini ifade eden Selahattin Demirtaş ve HDP yönetimi Kürtleri soykırımcı olarak ilan etmiş oluyor. Böylece Ermeni diasporasının ağzıyla bu açıklamaları yapmış oluyor ve Ermeni diasporasını memnun eden bir konuşma yapıyor. Bir siyaset izliyor. Kürtleri memnun eden ve Kürtleri temsil eden bir siyaset değil bu. Ermeni diasporasını, soykırım iddialarını benimseyen Ermenileri ve onu destekleyenleri temsil eden bir siyaset. Ben yani şaşkınlık içerisindeyim. İki hatırlatma yapalım mı bu arada? Yıllar boyunca, uzun yıllar boyunca PKK terör örgütünün bir kısmını da Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarını oluşturduğu tespit edildi hatırlarsanız. Bunu daha önce bazı programlarımızda dile getirdik. Yani Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşı olup da PKK terörist arasında Ermeniler var dediğim gibi evet. olduğu tespit edilmiş bir sır değil bu. Bir bilinen bir şey. Ayrıca bir hatırlatma da yapalım. 73-85 arası Asalo terörizmi diplomatlarımıza karşı 84'ten itibaren de PKK terörü. Bağlantılar gayet net ve açık değil mi? Evet, ya ben şimdi kimseyi rencide etmek istemem. Yani bu söyleyeceklerim de yanlış bir noktaya çekilmesin ama ben şöyle bir şey hissediyorum. Bu his biraz güçlü bir his gibi geliyor bana. Nasıl ki Türkiye
Gülen cemaatini onlarca yıl, 40 seneye yakındır mütedeyyin bir cemaat olarak, hayır, hasenat, din, diyanet, İslam, hizmet, okul, eğitim, burs, yardım, himmet noktalarında düşündü, öyle andı ve destekledi, benimsedi, bağrına bastı. İşte İstiklal Marşımızı söyletiyorlar, Türkiye'yi yurt dışında ve yurt dışında temsil ediyorlar diye baktılar ve benimsediler, özümsediler. Sonra da ne çıktı bu yapı? Bu yapı işte NATO'nun sen de dediğin Gladio yapılanmalarının bir unsuru olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Nerelere hizmet etti? Bir kere Türkiye'ye ve bu millete hizmet etmedi, bu millete karşı olanlarla birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Aynı şeyin HDP yönetimi açısından da ortaya çıktığında Kürtlerin şaşırmaması lazım. Ben şahsen herkesin kendi kimliğini özgürce yaşaması gerektiğine inanan bir insanım. Yani Kürtse Kürt, Lazsa Laz, Ermeni ise Ermeni, Rumsa Rum, Yahudi ise Yahudi. Biz onu bilelim. O da kendi dinini, inançlarını, örfünü, adetini, geleneğini, kültürünü, yaşam tarzını istediği gibi yaşasın. Kimse de onlara dokunmasın. Ama hiç kimse kendini de gizlemesin. Devlet de bunların gizlenmesi için baskı yapmasın. Asimilasyon yapmasın. Bunların özgürce ortaya çıkmasını sağlasın. Ben öyle zannediyorum. Bu özgürlükler yaşanmaya başladığında, yani herkes kimliğini ortaya açıkça koyduğunda, kim olduğunu gizleme gereği duymadığı vakit, ben öyle tahmin ediyorum. HDP yönetimi içerisinde bizim Kürt zannettiğimiz, Alevi zannettiğimiz birçok kişinin aslında kimliğinin farklı olduğunu görebiliriz. Ya da PKK'da kandilde. Veya PKK'da kandilde. Evet, ya da Yalı'daki meşhur Yalı'dakilerin, evet, beyaz Türkler zannedilenlerin Türk olmadığı, Sabatay olduğu ortaya çıktığı gibi. Dolayısıyla neden soykırım dediklerini o zaman Kürt halkı daha net bir şekilde anlamış olacak. Ve ona göre de iradesini ortaya koymuş olacak. Şimdi Sırrı Süreyya'nın röportajı devamında bugün Abdullah Öcalan %12 diye söyledi diyor. HDP'nin oyunu rahat aşarsınız diye söyledi diyor. Şimdi belki Öcalan bunu söylemiştir ama hangi şartlarda? Herkes şey, söyler, her partisi olan adam söyler. Silahı bırakın, kongreyi toplayın, Türkiye Partisi olun. O şartlar yerine gelirse 12'yi geçersiniz. Şimdi siz iki şartı ihmal ediyorsunuz ve dediklerini yapmıyorsunuz. Ama sonuçta diyorsun 12 dedi zaten orada. Bektaşi'nin fıkrasına dönmüş oluyor. Yani 12 dedi, şimdi biz 12 alacağız diye yola çıkıyorsunuz. Bu muhtemeldir ki Öcalan da bunu bir noktada itiraz edecektir. Ama seçim sonrası konuşur herhalde, seçim öncesi. Taşnak Partisi, çok fazla bir şey Ermeni demez. Milliyetçi Parti açıklama yaptı geçenlerde. Bu sözde soykırımla ilgili olarak seçim bildirgesine HDP'nin koymasıyla ilgili açıklama yaptı. Yakın işbirliği içerisindeyiz biz, HDP ile görüşüyoruz dedi. Kim dedin? Taşnak Partisi var ya, Ermenistan'ın Milliyetçi Partisi. Onun, evet, sözcüsü. Onlarla kim birlikte iş çeviriyor? HDP. Bu nasıl Türkiye Partisi ya? Ermenistan Partisi gibi o zaman. Bu yeri geldiğinde Ermenistan Partisi, yeri geldiğinde Yunanistan Partisi, yeri geldiğinde Almanya Partisi, yeri geldiğinde İsrail Partisi, yeri geldiğinde derin Amerikan'ın partisi. Ya Taşnak, Taşnak'la ortak çalışıyor. Çiftrasın politikalarını. Biz onun Türkiye'nin partisi olmaya çalışıyor diye biliyorduk. Ama ya. Değil. Bu hep bir illüzyon. Ben atlamışım. Taşnak ne zaman çıktı o? O zaman söyledi. Kısa bir süre önce işte bu. Yıldırım seçim bildirgesini yayınladığı gün. Ay, son 10 gün içerisinde, evet, olan bir şey. Yani. 24 Nisan'dan sonra. Güzel. Bu gerçeklerin ortaya çıkması da hoş bir şey tabii yani. Şimdi dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim beyannamesi açıklandı. Oradaydın. Biraz sonra Başbakan Davutoğlu'nun Dortmund konuşmasını da, gurbetçilere yönelik beyannamesini diyelim artık. Onu da konuşacağız ama önce Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasını bir hatırlayalım. Çok kısa hazırladı arkadaşlar. Üzerinde biraz değerlendireceğiz. Evet sevgili seyirciler, dün Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli kalabalık bir topluluğun karşısında MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. Orada yine ekonomi ön plana çıkmıştı. Neler vaat ediyor onu bir hatırlayalım. Terörün bitirilmesi için devletin güvenlik güçleriyle meşru zeminlerde ve tüm ülke satında
etkili bir mücadele vermeye son derece kararlıyız. Güvenlik güçlerimizi kışla ve karakolları hapseden uygulamalara mutlaka son vereceğiz. Herkes bilsin ki terörün ve bölücülüğün kökünü kazıyacağız. Terörle pazarlıklar derhal bitirilecek. İhanet süreci bıçak gibi kesilecek. Yargıyı mevcut tartışmalardan çıkartarak etkin, erişilebilir, hızlı ve adi kararlar vereceği bir yapıya büründürecek ve süratle adalete güveni artıracağız. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, engellilerimize ve yaşlılarımıza yönelik şiddet olaylarında dava zaman aşımı, kaldırılacak harç ve benzeri mahkeme masrafları alınmayacaktır. Mazot, gübre ve yem üzerindeki vergiler kaldırılacak ve çiftçimizin canını yakan mazot, herkes duysun ki 1 lira 75 kuruş olacaktır. Önemli altını çiziyorum. Asgari ücret net 1400 liraya çıkaracağız. Asgari ücretlilere büyük şehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği vereceğiz. Evi olmayan muhtaç ailelere 250 lira kira yardımı yapacağız. Böylece asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılacak. Büyük şehirlerde başını sokacak bir göz evi olmayan asgari ücretlinin 1750 lira alabilmesi mümkün olabilecektir. Asgari ücretten vergi almayacağız. Yıllık ortalama 700 bin kişiye iş imkanı oluşturacağız. Yardıma ihtiyaç duyan ailelerin en az bir ferdine iş imkanı, iş sağlanana kadar 700 lira aile desteği vereceğiz. Evet, daha önce de söyledik, önceki dönemlerde yapılan seçimlerde daha çok siyasi ve ideolojik konular, rejim konuları gündemde olurdu. Bu seçimde tamamen ekonomi merkezli bir seçim beyannamesi ve propagandası yaşıyoruz. Orada salondaki durum nasıldı? Salon kalabalıktı. Yani AK Parti'nin Davutoğlu'nun başbakan seçildiğine göre biraz daha düşük diyebiliriz ama salon tamamen doluydu. Hınca hınç demeyelim, dışarıda da çok fazla insan yoktu ama salonun içerisinde baştan sona kadar 90 dakika sürdü konuşması ve dağılan da yoktu. Hemen hemen herkes orada kaldı. Ve çok şaşırtıcı bir şekilde 90 dakika boyunca canlı tutabildi Bahçeli. Pek alışık olmadığımız bir tarz bu. İstediği zamanda kitleyi coşturabildi. Ve kitle de memnun ayrıldı oraya gelenler. Duymak istediklerini duymuş oldular. En azından sokağa gittiklerinde, propagandaya gittiklerinde biz de işte bir 750 lira veriyoruz asgari ücrete diyebilecekler. CHP 1500'lü. Büyük şehirlerde 1750, küçük yerlerde 1400 lira olarak açıklamış oldu asgari ücreti. Bunun yanında işte mazot ve diğer şeylerinde de öğrencilere 10.000 TL'lik kupon vermek başta olmak üzere pek çok vaatte bulundu. Bunlar sokakta propaganda yapan partili için rahat konuşabileceği bir malzeme. Onun için herkes oradan ayrılırken memnundu. Büyük çoğunluğu çünkü parti propagandası yapacak insanlar, oraya gelenler. Burada ikinci durduğu mesele terör üzerine, bölücülük üzerine çok durdu. İşte uzun süredir silahı bırakın, silahın dönemi bitti artık denilen bir noktada Bahçeli hayır, yeniden silahı devreye sokacağım dedi. Çünkü kışlaya yerleştirmiş olan, karakola hapsedilmiş olan güvenlik güçlerinin bu haline son vereceğiz. Yani onlar çıkacaklar. Bildiğimiz o 80'lerden bu yana gelen eylemlerin, işte mücadelenin benzerini yürüteceklerdi. Yeniden silahı öne çıkartan askeri çözümü ön plana çıkartıyor. Onu çıkartmış oldu, onu getirdi. Şimdi bu tabii HDP'nin silah bırakmaması, PKK'nın silah bırakmaması MHP'nin de işine yarıyor. Zaten birbirini destekleyen bir tavır. MHP buradan da beslenmeye, güçlenmeye çalışıyor. Şöyle bir paralellik var aslında HDP ile MHP arasında.
HDP'nin oyları arttıkça MHP'nin de oyları artıyor. MHP arttıkça HDP'nin de oyları artıyor. Birbirlerini dediğin gibi besliyorlar. O yüzden mesela HDP karşıda bir ülkücü hareketin olduğunu, milliyetçi Türk kesiminin olduğunun propagandasını yapıyor. MHP'de orada bir bölücü güç var, tehdit var, tehlike var. Aman ha, buna karşı hazırlıklı olalım. Hem herkes hazır olsun, bu vatanı öldürmeyelim. Hem de silahlı güçler ya da güvenlik güçleri, polis harekete geçsin, mücadele etsin diye söylüyor. Yani bildiğimiz yöntemi, silahı yeniden devreye sokacak bir argümanla ortaya çıkıyor. Onun dışında da ekonomik vaatlerde CHP'yi de geride bırakan bir performans ortaya koydu. Kaynağını bir açıklamış oldu kendince, işte şuradan geliriz diye 79 milyar TL'lik bir kaynak ifade etmiş oldu. CHP'nin şeyine göre, açıklamalarına göre. Bir de bu şey Adana mavrası değil ha, Davutoğlu diyerek de bir Türkiye yere... mavranın ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet. Ben de bilmiyordum Adana mavrasını. Neymiş? Sonuçta öğrendik. Evet. Palavra'nın Palavra, öbür evet. Adana Mavra diyoruz. Evet, doğru. Gavur Dağları'nda öyle diyoruz. Doğru. O bölge Adana, Osmaniye, Maraş, o bölgede çok sık kullanılan bir şey. Mavra atma derler. Yani Palavra atma gibi. Palavra'nın öbür adı. Şimdi bu... Peki Bahçeli'nin konuşmasında da bir Mavra var mı? Güzel, bu güzel. Şimdi Bahçeli'nin konuşması... oradaki izleyici, salondakileri çok kendilerini iyi hissettirdi değil evet, mi? Evet, o çok şimdi iyi. Bunun üzerinden bir benzetme yapacağım. Gayet diri ve 90 dakika boyunca da o 90 dakika bak, burada da 90 dakika evet. Bu metafor olarak kullanacağım. Yani bir maç süresi. İzleyicileri kendini çok iyi hissettirdi. Oradan mutlu ayrıldılar. Bu şunun gibi bir şeydir. Şimdi bir ay sonra veya iki ay sonra neyse Türkiye'de transfer sezonu açılacak. Bir buçuk ay sonra. İşte üç ay falan devam edecek. Spor medyası her sene yaptığı gibi şunu yapacak. Büyük takımlara 100 tane oyuncu transfer edecek her gün ama. Yani bütün hayallerinizdeki oyuncuları alıyorsunuz, kendinizi o gün mutlu hissediyorsunuz. Bunu da söylüyorlar zaten. Yani bu... Mavra olsun diye yapıyorlar. Bu mavra tabii. Bunu biz zaten okuyucularımıza kendilerini mutlu ettirmek için, hiç olmasa yani hayallerindekini bir an için gerçekleşmiş gibi, gerçekliyormuş gibi, gerçekleşmiş gibi yapsınlar diye bunu yazıyoruz diyorlar. Hem bunu bu haltı işliyorlar, bu spor medyasında bu başlıkları atanlar, haberleri yapanlar, hem de bunu söylüyorlar. Şimdi burada da aynı durum söz konusu. Şimdi burada siz KFM yaşa, müthiş CHP olsun, HDP olsun, MHP olsun, asgari ücret. Zaten siz iktidara gelemeyeceğinizi, asla gelemeyeceğinizi bildiğiniz için böyle sallıyorsunuz. Çok rahatsınız. Böylece bunu duyan da kendini bir an için iyi hissediyor. Bak şöyle bir mesaj var şu anda. Prompter'dan okumak Bahçeli'nin hitabetini olumlu etkilemiş. O doğru, doğru ama bir süredir zaten prompter'dan okuyor. Prompter'a alışmak da kolay bir şey değil aslında. Epeydir yani. Ama. Daha çok televizyoncuların kullandığı bir şeydir. Grup konuşmalarında siyasetçiler de bunu ustaca Cumhurbaşkanı Erdoğan kullanıyor ta evet. Başından bu yana. Bahçeli de yeni başladı galiba ama başarılı bir şekilde. Bir 6 ay kadar oldu sanıyorum. Evet. Bir antrenmanı iyi yani. Evet. Başarılıydı burada. Sadece okuması değil, şeyi de yani durması, sahnedeki duruşu, performansı, evet. O gür sesi. Sanki ilaç içmiş gibi son derece şeydi yani diri bir diriydi. Performans vardı. MHP'nin oylarında 15 ya sonuç olarak böyle başlar oluyor. Bu iş ama ne 3 ay sonra gerçeklerle karşı karşıya kalındığında yani o an için mavra yani, olduğu ortaya çıkar diyorsun. Yani salonda 90 dakikalık süre içerisinde oradaki insanlar kendilerini iyi hissettiler. Ama bırakın bir ay insanlar iyi hissettiler. Tabii zaten şu var mesela. Şimdi MHP 15-16 %15-16 oy alabilecek bir parti. MHP'nin durumu böyle. 2000 daha düzeltiyorum. 99'da 18 miydi MHP'nin oyu? 18 diye hatırlıyorum. Ben. 18 küsürdü galiba değil mi? 99'da mı? 99'da 19.5'tu. Öyle mi? Tabii. %20 DSP %19.5'tu. Tabii. Hatta öyle 20 de olabilir. Yok yani 20 değildi de. 20 değil mi? 19.5 oldu. 18 gibi kaldı. 19.5 ya da 20. Doğru. Çok az bir farkla. 18 ve 19. Demek ki böyle bir potansiyeli var aslında. Potansiyeli var ama hangi dönemde oldu? O dönemde mi? Şubat 99'da Öcalan paketlendi. Zaten onun için paketlendi. Yani seçim sonucunu manipüle etmek için paketlendi. Belli oldu onu zaten. Ve DSP geldi. Peki 2002'de ne oldu? DSP 1.5, MHP 8.5. Evet. Baraj altında. Durum bu. Ha şimdi MHP'nin 15-16 çıkabilir oyu.
MHP'nin mecliste bulunmasının faydaları da vardır. Önemli olan MHP'nin Türkiye'nin milli menfaatleriyle alakalı konularda ne yapacağıdır. Bununla ilgili olarak Sayın Bahçeli'nin 2 veya 3 olayda çok kritik noktada Türkiye'nin lehinde bir pozisyon aldığını hatırlıyoruz. Önemli olan budur. Ha, Bahçeli son dönemde bir hatası var. Uzun süre paralel yapıyla ilgili olarak doğru tespitlerde bulunup son dönemde bu konuda bazı yanlışlıklar yaptı. Ancak tekrar seçim aday listelerinde bu hatasını tahsis ettiğini gösteren bir çizgi tutturdu. Bu konuda en az hükümet kadar hassas olması gereken bir partidir. Bu konuda tam o noktada hassasiyetini paralel yapı konusunda görüyor muyuz? Görmüyoruz. Bunu da bir yapıcı eleştiri olarak ortaya koyuyorum. Ama biz Bahçeli'nin bağımsız Türkiye çizgisindeki davranışlarını itinayla ve hiç atlamadan olumlu, yani stajkar bir ifadeyle bu ekranlardan sayısız defa hatırlattık. MHP'nin hakkını teslim ettik. Bu çok önemli. Evet. Ancak bu kritik noktalarda da eleştirimizi, yapıcı eleştirilerimizi de yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Paralel yapı konusunda en az bu tehlike konusunda en az hükümet kadar, hatta ondan daha duyarlı olmak durumundadır. Çünkü kendisi daha önceki yıllarda bu konuya dikkat çeken bir parti lideriydi. Bunu da yapıcı eleştiri bandında eklemek burada istiyorum. Burada MHP'nin politikalarına... Dünkü konuşmasında paralele hiç özel yer vermedi. Ne eleştirdi ne de yanında yer aldı diyemeyiz. Yanında hiç yer almadı zaten de özel olarak paralele eleştirmedi. Yani. Ama bu da önemli bir eksikliktir. Çok büyük bir eksikliktir. Hayati bir eksikliktir MHP için. Olmalıydı yani. Tabii ki. Hem de tabii. Yani ben daha iyi mücadele ederim diyecek. Ha. Bir seçim öncesindeyse ben daha iyi mücadele ederim diyecek. Gerçekten milliyetçi bir parti, millici bir partinin Türkiye'de bunu demesi lazım. Mesela ama adaylık yaparken, adaylarını belirlerken hiçbirini almadı. Almadı. Bunu biraz önce ben de söyledim. Bunu olumlu bir not olarak ediyorum. Ama seçim beyannamesinde bu ciddi bir eksikliktir. Şimdi siyasi partilere baktığımızda tutarlılık yönüyle bir karne verilecek olursa bence karnesi yüksek olan partilerden birisi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Yani bu PKK terör meselesinde tutarlı bir çizgisi vardır. Cemaat konusunda da her ne kadar son 1,5 senede birazcık yalpa yapmış olsa da işte geldikleri nokta itibariyle biraz daha toparlamış görünüyorlar. Burada en tutarsız parti aslında Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP. Ya bunlar tamamen cemaat karşıtı görünür derken şimdi tamamen paralel örgütte bırakın cemaati biz de ayırmamız lazım tabanını, ama paralel örgütle birlikte, yani örgütleşmiş terör örgütü olarak anılmaya başlayan o cemaatin üst yapısıyla ortak hareket eden, ortak akla hizmet eden bir çizgi izliyorlar. Yani CHP açısından da HDP açısından da paralel yapı açısından da korkunç bir savrulma söz konusu. O nedenle Karayılan Yeşil Ergenekon dedi 2011'de paralel yapı için. Ama şimdi Yeşil Ergenekon'la birlikte hareket yapıyorlar. Işte. Demek ki o zaman da belki ortak hareket ediyorlarmış. Devam edeceğiz. Başbakan Davutoğlu'nun Dortmund'da gurbetçilere hitabı vardı. Orada 10 müjde verdi. Hepsi de gerçekten bütün gurbetçilere dokunan, olumlu yönde dokunan müjdelerdi, vaatlerdi. Onları bir konuşacağız ve değerlendireceğiz ama bir reklam arasından sonra. Evet, Dortmund'da Başbakan Davutoğlu'nun gurbetçilere hitabından birkaç dakikalık bölümü getirdik. Burada aslında Almanya'da yapılmış bir konuşma. Alman parlamentosunu ve Alman hükümetini hedef alan bölümler de var konuşmanın içerisinde. Özellikle entegrasyon ve asimilasyon meselesinde çok sert açıklamalar yaptı. Bir kısmını biraz önce dinledik. Onlardan birisi de İşte soykırım konusunu müfredata koyalım da entegrasyon hızlansın, çocuklar da bunu öğrensin sözüne karşı açık bir başkaldırı yaptı aslında. Oradaki Türkleri de nasıl söyleyeyim, buna karşı durmaya teşvik eden çok net mesajlar vardı. Eğer bunları okutmaya kalkışıyorlarsa bu müfredatı okutmamak sizin görevinizdir. Hatta okutmamak size atalarınızda mirastır. Buna karşı çıkmak ve bunu engellemek diye bir meydan okuma. Meydan okuma söz konusu. Kendi evinde meydan okuma söz konusu. Zannediyorum Avrupalılar da bu dilden anlıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Kesinlikle tabii
şiddeti teşvik etmiyoruz. Onu belirtelim ama 7 Ocak tarihine kadar Charlie Hebdo dergisi sürekli İslam peygamberine ve İslami değerlere hakaret eden karikatürler çizdi. Defalarca uyarıldılar. Kale almadılar, dikkate almadılar. Geçen hafta mesela o derginin baş çizeri bir açıklama yaptı. Bundan sonra ben Hazreti Muhammed ve İslam karikatürleri çizmeyeceğim diye. Niye? Demek ki sen o dilden anlıyorsun. Yani sana bunu anlatmak için o derginin 12 çalışanının öldürülmesi gerekiyormuş. Bu mu olmalıydı yani? Dolayısıyla yumuşak mesajlardan anlamayan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. İlla ki öldürme anlamında söylemiyorum yani, bu yanlış anlaşılmasın, tekrar söylüyorum. Şimdi Davutoğlu bence Avrupa'nın anladığı dilden konuşmaya başladı. Bu işin doğrusu ben salonda dinledim. Bazı arkadaşlar gitmediler, Düsseldorf'ta kaldılar. Ben oradaki şeyi görmek istedim yani, havayı görmek istedim. Memnun da oldum şimdi doğrusu yani, o şeyleri duymuş olmaktan. Güçlü şekilde kendi tezlerini ortaya koyan, savunmacı değil, proaktif bir siyaset izleyen bir lider vardı. Bunun karşılığının da salonda fazlasıyla olduğunu görmek de ayrıca mutlu etti. Şey uyarısı da önemli. Yani Kürt-Türk olarak sizi ayırmaya çalışırlarsa tabii. Alevi şimdi İslam'ı olarak, da ayırmaya çalışıyorlar. Avrupa İslam'ı diye bir şey üretmeye çalışıyorlar diyor. O şeyler yani kendi değerine, kendi kültürüne ve kendi insanına, hangi inanç, hangi etnik yapıdan olursa olsun sahip çıkılma, birlikte Türkiye olmaya, Cumhuriyeti vatandaşlığını zaten ön plana çıkardı. Onu çıkartması önemli. Almanya Cumhurbaşkanı bir açıklamada bulundu Yunanistan'la ilgili olarak. Tazminat ödeyebiliriz gibi, İkinci Dünya Savaşı ile ilgili olarak. Bu Türkiye'ye yönelik bir mesajı da içeriyor mu içerisinde diye biraz şüphelendim. Çünkü hem Yunanistan ekonomik olarak durumunu iyileştirmek için bölge ülkelerine açılmak ihtiyacı içerisindeydi. Bir yandan işte Avrupa'ya da meydan okuyor, hani bize ihtiyacınız yoksa biz başka yerlere gideriz gibi. Bu, onu da kapsayabilir. Belki işte bizim soykırımını müfredatına koymanın bir gerekçesi de. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Avrupa böyle bir şeye kapı aralarsa şayet çok zararlı çıkar. Türkiye'den tazminat öderiyor. Balkan Savaşları'nın, Trablusgarp Savaşı'nın, Birinci Dünya Savaşı'nın, İstiklal Savaşı'nın, Srebrenica'nın, bunların tazminatlarını da ödemeleri gerekir o zaman. Öyle değil mi? Cezayir katliamının, Kongo'nun, Mali'nin, Sudan'ın, Nijer'in, Tunus'un, Libya'nın, Fas'ın tazminatlarını da ödemeleri gerekir. Ödeyecekler zaten. Dolayısıyla şimdi biraz sonra İsrail'i konuşacağız. Hiç iyi günlerin beklediğini zannetmiyorum. Burada kendi çerçevemizde kalacak olursak şey açısından, yani siyasi partilerin seçim vaatlerini konuşuyorduk. Davutoğlu'nun dünkü konuşmasında da ekonomi yine ön plandaydı. Evet. Herkesin cebine dokunan, olumlu manada cebine dokunan vaatler vardı. İşte mesela askerlik, Davutoğlu sahneye çıkmadan, kürsüye çıkmadan önce bu toplantıyı organize eden Süleyman Çelik'ti galiba. Avrupalı Demokratik Türkler Federasyonu Başkanı zaten dile getirdi. Biz dedi askerlik konusunda sizden müjdeli haberler bekliyoruz dedi. O zaten ilk söylediklerinden birisi de o oldu. 6000 euro olan bedelli askerliği gurbetçiler için 1000 euroya düşürmüş olması çok önemli bir şey herhalde. Çok onlar çok büyük önemli. Mesela pasaport, yurt dışında yaşayan herkesi ilgilendiren bir şey. 200 kaç euroydu? 217 eurodan 100 euroya düşürmüş oldu. %60 civarında düşürmüş oldu. Onun dışında işte bu getirdikleri telefon araçları 2 sene kullanacak olmaları, telefon sürelerini 2 katına çıkarmış olması da cebe olumlu manada dokunan şeyler. Bir bakıma vatandaş açısından iyi de oldu bu. Yani ekonomi üzerinden siyasi kampanyaların yürütülüyor olması. Hükümeti de cesaretlendirdi. Belki hükümet bunları yapmak istese bile muhalefet popülist olarak görebilirdi. Şimdi muhalefet üst perdeden konuşunca hükümetin eli de rahatlamış oluyor. Bu sefer en fazla biz söyledik. Bak hükümette şimdi daha fazlasını vermeye başladı. Bizi taklit ediyor diyebilirler. Onun diyebilirler. Haklılar da aslında onu söylemekte. Bir mahsuru da yok söylemelerinin. Söylesinler.
Ama şöyle bir çelişki var mesela CHP açısından bakacak olursak. İşte göbeğini kaşıyan adam, makarnacı, ondan sonra kömürcü dedik diyerek küçümsedikleri bu yardımları, suçladıkları hükümeti şimdi geride bırakacak vaatlerde bulunuyorlar. O zaman bunu ne olarak söylüyorlardı? Yani vatandaşı dilenci yerine koymak gibi yansıtıyorlardı. Siz hatta şimdi bile söylüyorlar, fakirliği, yoksulluğu yöneten bir hükümet var diyorlardı. Şimdi siz de yardım edeceksiniz. O zaman siz de mi yoksulluğu yönetmiş olacaksınız gibi. Bu çelişkilerde... Ama yani CHP'nin bunu bu manada değişmiş olması bile bir artıdır. Hayır, kesinlikle. Kesinlikle. Yani bütün siyasi partilerin ekonomi ve gerçek hayat üzerinden, reel hayat üzerinden bu siyaseti yürütmeleri, sanal meseleler şey yok, Kemalizm, laiklik, çağdaşlık falan gibi abur cubur konular konuşmak yerine herkes ilgilendiren konular üzerinde siyaset. Sanıyorum bu seçim kampanyasında başkanlık sistemi diyerek başka bir moddan giden sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ha, evet. Diğerleri daha çok böyle somut vaatler üzerine günlük hayatı ilgilendiren. Zaten Cumhurbaşkanı da o ilgilendiriyor. Gidiyor. Çünkü hükümet adına bir vaatte bulunması da doğru olmazdı. Buradan nereye geldik şimdi? Galiba şey, partilerle ilgili söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi İsrail'de... Almanya'da yurt dışında geçen seçimde çok azdı oy kullanma oranı. Bu sefer beklentiler nasıl? Bir de oradaki dağılım ne olabilir acaba? Henüz oy kullanma işlemi başlamadı zannediyorum. 8... 17 Mayıs mıydı? Yok yok. 8 Mayıs'ta başlaması ve ay sonuna kadar devam etmesi gerekiyor. Herhalde 24 gün boyunca oy kullanılabilecek. Bir de şu var. Mesela bu da çok, burada da arkadaşlar koymadılar galiba onu. O da çok önemli. Çünkü bu Dortmund'daki toplantıyı organize eden Süleyman Çelik de ifade etmişti. Dedi ki seçim bölgeleri sadece Türkiye'de var. Yani Türkiye dışındaki vatandaşlarımız için de bir seçim bölgesi kurulsun. Seçim çevresi kurulsun. Onlar da kendi milletvekillerini, adaylarını belirleyip parlamentoya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndersinler ve bizim haklarımızı, beklentilerimizi, taleplerimizi onlar dile getirsinler şeklinde bir beklentisi olduğunu söylemişti. Başbakan Davutoğlu da evet dedi, seçme hakkını biz getirdik dedi. Yani seçme hakkı dediğimiz yurt dışından oy kullanmayı kastediyor. Ama işte Yüksek Seçim Kurulu'nun bir kararından dolayı işte randevu sistemi falan getirildi. Çok fazla kullan, %15 seviyesinde mi kaldı? Evet, çok düşüktü. Düşüktü. Şimdi randevu sistemi kaldırıldı. 8-31 Mayıs tarihleri arasında bütün gurbetçiler, başkonsolosluklarda, büyükelçiliklerde, gümrüklerde tabii kullanacaklar, oy kullanabilecekler. Temsilcilik sayısı da arttığı için zannediyorum bayağı artabilir. Ama oran konusunda kimse bir şey bilmiyor. Çünkü şey başlamadı henüz. Nasıl söyleyeyim? Oy kullanma belki oy kullanma süreci başlasa bir tahmin yürütülebilir. Şu anda kimse bir şey bilmiyor o konuda. Galiba oralarda anket yapmak da zor şu an şu anda. Dağınık olduğu için kolay değil tabii yani. Ölçek ayarlanması. Ama sadece Almanya'da 3,5 milyon zannediyorum Türk vatandaşı yaşıyor. 2 milyonun üzerinde galiba şey var, seçmen olması lazım. Gelelim İsrail'e. Aralık ayındaydı zannediyorum. Hükümet bir kanun Netanyahu bir kanun çıkarmak istedi. O kanun çıksaydı zaten faşist bir yönetim var. Tamamen ırkçı bir devlet olduğu yasal hale gelmiş olacaktı. Şu anda fiili bir durum olarak zaten ırkçı bir devlet İsrail devleti. O kanun teklifinden dolayı hükümet ayrılmıştı, bozulmuştu. Dolayısıyla erken seçime gidildi. Geçen ay seçim yapıldı. Şimdi Netanyahu Cumhurbaşkanı tarafından tekrar hükümeti kurmakla görevlendirildi. Koalisyon kurması gerekiyor. Koalisyon çalışmalarını yürütürken bugün itibariyle koalisyon ortağı İsrail Evimiz Partisi'nin başkanı galiba Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman mevcut
görevinden istifa ettiğini söyledi. Yani Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi. Ayrıca da partisinin koalisyon çalışmalarına katılmayacağını ifade etti. Hükümetten de ayrılmış oldu. Hükümetten de ayrılmış oldu. Şimdi Netanyahu'nun işi daha da zorlaşmış oldu. Bu bir siyasi kriz. Öbür taraftan bir sosyal kriz yaşanıyor İsrail'de. Etiyopyalı İsrail vatandaşı Yahudiler var. Zenci bunlar. Siyahi Yahudiler. Bunlardan birisine İsrail polisi işkence yaptığı için, hakaret ettiği için bir ayaklanma başladı ve birkaç gündür devam eden sokak gösterileri var. Bugün itibariyle 64 civarında yaralı var. 43 kişi gözaltına alındı ve karışıklık devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı özür diledi, hata yaptık dedi. O Etiyopyalı Yahudilere böyle davranarak, polisin böyle davranmasıyla hata yaptığını söyledi ve özür diledi. Başbakan Netanyahu ise o hakarete maruz kalan Etiyopyalı Yahudi makamına davet ederek gönlünü almaya çalıştı. Ne oluyor İsrail'de? Bu sadece bir siyasi kriz değil, sosyal kriz aynı zamanda diye başladık. Ama bunu bir lokal olay olarak çabucak gelip geçiverecek bir olay olarak görmüyoruz. Şundan dolayı, bölgedeki dengeler son 10 yıl itibariyle tamamen değişti. Ve son birkaç yıl itibariyle de İsrail artık istediklerini yapamayan, arzu ettiği gibi, her zamanki gibi yapamayan bir devlet konumunda. Geriliyor. Bu sadece İsrail'le alakalı da bir tablo değil. Bir diğer taraftan da, yani İsrail'de nasıl Etiyopyalı Yahudilerle ilgili, bu örnekle ilgili bir isyan söz konusuysa, Amerika'da da Baltimore'da, yani başkent, Amerikan başkenti Washington'a sadece 63 kilometre uzaklıktaki siyahların başkenti diyebileceğimiz bir yerde bir hadise patlak veriyor. Bu Baltimore denilen yer enteresan bir yer. Amerika'da genellikle güney eyaletleri, bu Georgia eyaleti, daha ziyade Louisiana, o taraflarda siyahların çoğunluk olduğu için o taraflar çok meşhurdur bu konularda, ama bu son dönemde bir tarafta Ferguson'da ama özellikle Baltimore'da olayların patlak vermesi, bundan sonra bu konuların içeride, hem Amerika'da, İsrail'deki olayda da içeriden dönüşü olmayan sosyal karışıklıklara doğru gideceğini gösteriyor. Çünkü siz kılıçla gelirseniz, kılıçla gidersiniz. Siz yıllarca İsrail ve Amerika olarak dünyanın farklı ülkelerinde olaylar, gösteriler, karışıklıklar, kaoslar, darbeler, ekonomik krizler kurguladınız. Şimdi keser döner, sap döner, bir gün gelir hesap döner, size dönüyor. Şimdi Etiyopyalı Yahudilerle ilgili bundan önce herhangi bir kimse bu böyle bir olay olabileceğini aklından geçirir miydi? İsrail dışındakiler, İsrail'de Etiyopyalı Yahudiler olduğundan bile haberdar değildi ayrıca. Şimdi yepyeni bir durum. Amerika'da Ferguson'u da geçen bir isyan büyüklüğü, Baltimore'daki olay, orada farklı etnik gruplar olduğu gibi siyahların çok dominant olduğu ve siyahlara ekonomik eşitsizlik anlamda ve Amerikan hükümetinin bakışı anlamında zaten kopmuş bir yer orası. Bu yeni de değil bu. Mesela meşhur bir dizi vardır. 2002-2008 yılları arasında The Wire diye bir dizi. Bu çok etkili olmuş. Yani orada bir dizi filmdir bu, ama içeride o siyahların nasıl muamele gördüğü ve nasıl bir kaos potansiyeli olduğunu çok iyi anlatır. Yani biraz da tabii zenciler düzeltiyorum, siyahları tahkir etmekle alakalı bir tarafı olsa da, gerçek hadiselerden yola çıkan bir şey olduğu için, bir yapım olduğu için, orada o dizi izleyen şu kanaate kapılır: burası hiçbir zaman düzelmez. Yani burada siyahlara bu muamele olduğu müddetçe burası her zaman kaynar. Bu kanaate sahip olursunuz. Şimdi biz bunu günümüzde bir dizi setinde değil de fiilen hayatta izliyoruz. Bir Baltimore ayaklanması söz konusu. Burası dikiş tutmaz. Ferguson'dan sonra. Ferguson'dan sonra. Orası üstelik Washington'a çok yakın. 63 kilometre ne ki? Zaten Washington DC'ye komşu olan eyalet Maryland eyaleti.
Maryland eyaletinin bir kenti Baltimore. Ve kısa bir süre önce Maryland eyaleti, o yakın olduğu için ana trafolar, elektrik trafoları Maryland eyaletindeydi. Oraya bağlı Washington'un elektrik kesilmişti ve 8 saat, yok evet. 8 saat değil, ne kadar birkaç 4 saat ama geniş bir şekilde kesin. Beyaz Saray'ında elektriklerinin kesildiği bir dönem olmuş. Şimdi bu olay bizim sahalarımızda daha önce görmediğimiz hadiseler. Bu eski bir tabir. Bunu bu siyasal olaylara, sosyal olaylara yönelik değerlendiriyor. Şimdi İsrail'de de bu olayların büyüyeceği anlaşılıyor. Sadece siyasi kriz olarak değil de sosyal riskler olarak toplumsal kalkışmalar olarak ya da isyanlar olarak büyüyebileceği düşüncesi oluşuyor. Bu iki ülkeyle de sınırlı olmayacak bu. Öyle anlaşılıyor. Yani son yıllarda özellikle Fransa'da Paris, İngiltere'de de Tottenham, Almanya'da Frankfurt ve Hamburg'taki olayları hatırlayacağız. Şimdi evet. Türkiye'de 2013'ün Haziran'ında Gezi olayları olurken, her taraf kırılıp dökülürken, tam bir aya yakın isyan hali yaşanırken, o zaman yine Dışişleri Bakanı olan İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, mutluluğumu gizleyemiyorum evet, şimdi demişti. Evet. Biz de mutluluğumuzu gerçekten gizleyemeyeceğiz bu olaylar karşısında. Bunu da biz Avigdor Lieberman'a ve Netanyahu'ya, Shimon Peres'e ve şu andaki cumhurbaşkanlarına duyurmak isteriz. Mutluluğumuzu biz de gizleyemiyoruz. Son Gazze saldırısında İsrail hep öne çıkardığı askerler bu Etiyopya'dan gelen insanlardı. Ve bunların çoğunun ailesi yoktu. Ve bunların çok önemli bir ayrıntı. Öldüklerinde sayıyı evet. vermezlerdi. Yani, gömerlerdi. Evet, bu unutuldu. Bu çok önemli bir ayrıntı. Evet. Bu evet. daha önceki bir sivil düşüncede de konuşmuştuk, bunu gündeme getirmiştik. Bu biraz da oradan da gelen birikimin sonucu patlayan bir hal. Yani yok sayılan bir yok sayılıyor. Kesin. Yani ölüsü bile yok sayılıyor. Kayıda geçmiyor. Sayıya dahil edilmiyor. Şimdi bu oradaki ayrımın ne kadar şiddetli olduğunu, yok saymanın, sıfırlamanın ne kadar tarihsel bir süreç içerdiğini ortaya koyuyor. Ve bu kadar şiddetin uygulandığı bir yerde elinde hiç başka bir imkan olmayan insanlar ayaklanıyorlar. Ölümü göze alarak ayaklanıyorlar. Çünkü gerçekten bir faşist devlet. İsrail ve her yerde polis var, denetim var. Bir gösteri yapma imkanınız hiç yok. Ama orada buna rağmen bu gösterilerin olması ve bunca olayın durdurulamaması bu kadar polise ve güce rağmen ve sonuçta Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ikisinin de özür dileme mecburiyetinde kalması oradaki toplumda ne kadar bir tortunun oluştuğunu, öfkenin oluştuğunu ortaya koyuyor. Bunun arkası gelecektir. Şimdi bunu önleyebilirler. Ama bir kere oradaki Etiyopyalılar ikinci sınıf muamelesi gören İsrailliler gördüler ki biz sonuç alabiliyoruz. Geri adım attırabiliyoruz. Tam şimdi Türkiye'deki gezi olayları sırasında mutluluğunu gizleyemeyen Netanyahu ve Lieberman gibi İsrail devlet adamlarına zannediyorum birileri mesaj veriyor olabilir. Kusura bakmayın, sizin karnınız da en az bizimki kadar yumuşaktır. Evet. Bizimkinden daha yumuşak da olabilir. Mesajı da belki vardır böyle şeylerde yani. Bu vardır. Şimdi bu ayaklanmaları daha Filistinliler bir şey yapmadılar. Tabii Yahudiler kendi içlerinde çatışıyorlar. Etiyopyalı Yahudiler diğer Yahudilerle ve İsrail polisiyle çatışıyorlar. Şimdi hem İsrail bölgesindeki Filistinliler hem de Kudüs bölgesindeki Filistinliler böyle bir sosyal patlamaya dahil olduğu zaman siz o zaman oradaki değişimi ve Etiyopyalı Yahudilerin de Filistinlilerle birlikte olduğunu bir düşünün. Evet. Ki olurlar çünkü hayatları onu mecbur ediyor. Çünkü çok baskı görmüşler, zulüm görmüşler ve öldürülmüşler ve ölümleri sayılmamış. Yani Maryland'deki zenciler neyse Etiyopyalı Yahudiler de İsrail'de benzer durumdalar anlaşılan. Gayet evet. açık. Onlar da yok sayılıyorlar. Şimdi burada polisler Falaşa diye isimlendiriliyorlar. Eskiden hep bu tabiri kullanırdık Falaşalar. Bundan 15-20 sene önceki tartışmalarda. Şimdi bu Baltimore'daki siyah vatandaşların durumu o kadar çok derinlemesine nüfuz eden bir şey ki kopmuş. Yani bu ırk ayrımı ile ilgili politikalar
o kadar tecrit edici bir hale gelmiş ki, o kadar çifte standart arz etmiş ki, burada artık Amerikan devletinin otoritesinin tamamen dışında, çünkü o bir zulüm, sürekli olarak bir zulümle eş anlamlı hale gelmiş. Zaten Amerika'da batılı lisandaki şu demokrasi kelimesi kadar sahte ve sahtekarca bir kelime yok. Nedir o? İllüzyon demektir. Yani batılı lisanda aslında fiziki olarak, fiili olarak demokrasi demek eşittir illüzyon. Göz bağcılık demek. Göz boyama demek bir defa. Bunu görelim. Biz o batı medeniyetinin bu böyle çok sık kullanılan lafları hepsi aldatmacayla alakalı. Sizin burada siyah vatandaşlarınıza karşı uğradığınız muamele, bakın burada biz siyah vatandaşların otobüslere binemediği, lokantara alınmadığı, hani meşhur Muhammed Ali'nin amatör olimpiyat şampiyonuyken lokantaya alınmadığı tarih 1960'dan bahsetmiyoruz. 2015'ten bahsediyoruz. 2015 Ferguson, 2015 Baltimore. Başkentin burnunun dibinde. Yani öbürü de başkentte, Tel Aviv'de. Tabii öbürü de başkentte, öbürü de öbür İngilizce tarafta İsrail'in başkentinde. Evet. Şimdi Washington'un farklı, yani Washington DC ayrı bir statüsü var. Komşu eyalet Maryland'le arasındaki bu şehirler arasında 63 kilometre. Bir nevi banliyöse gibi aslında. Yani farklı şehirler ama yapışık. Bu kadar yakın. Burada kaynıyor kazan. Bakın bunun sembolik değeri de çok önemli. Fiili olarak bir durum var ve sembolik değeri. Amerika'nın burnunun dibinde oluyor. Başka yerlerde, aşağıdaki güney eyaletlerdeki kaynamalardan bahsetmiyoruz. Ve buradaki bu siyahların durumu dönüşü olmayan noktaya, bu 2015 yılında değil, daha önceki yıllarda gelmiş. Amerika'da zaman zaman böyle polislerin keyfe mayaşa, tamamen ırkçı kafa yapısından dolayı tamamen suçsuz insanları öldürdüğü sayısız olaylardan bazıları var ki 92'de Los Angeles'ta, 1999'da ve New York'ta büyük bir patlak meydana geldi. Özellikle 99'da Diallo adlı bir Afrikalı, Ganalı göçmenin 41 kurşunla öldürüldüğü bir olay vardır mesela. Amerika'da zencilerin, siyahların ayaklandığı bir olaydır bu. Şimdi burada dur diyor ve yeni gelen göçmen orada bir kültür farklılığından dolayı anlamıyor. Yani Türkiye'de polis bir kimlik sorsa ya da dur dese ne olacak? Kimliğini çıkartır vatandaş. Değil mi? Bir refleks. Birçok yerde böyledir. Orada 41 kurşunla öldürüyorsunuz. Silahı yok. Yani silahına davrandığı iddia edildi filan. Bu meşhur bir olay. Şimdi bu olay bile, bu Baltimore olayı yanında küçük kaldı. Burada da işte Ferguson'daki ya bu olaylar büyük edilir diyorsun. Bu Ferguson'daki olayları da açtı. Burada yılda 250-265-260 kişiyi öldürüyor Amerikan polisi. Rakam çok yüksek. Bunların çoğu siyah. Daha fazla. Şimdi 500 mü? Yok ben şey mesela yanlış söyledim galiba. Yılda sadece polisin öldürdüğü değil. Evet. 9600 civarında, yani 10.000'e yakın kişi silahla öldürülüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onlar ayrı. Ben polisin söylediğinden polis, bahsediyorum. Polis sadece 2015'in 3 ayında, Ocak, Şubat, Mart aylarında toplam 3 ayda Amerikan polisinin silahla öldürdüğü Amerikalı sayısı 292. 292. Yani her gün 3 kişiden fazla öldürülüyor. Kişi Amerikan polisi tarafından öldürülüyor. Amerika'da öldürüldü. Her gün 3 kişiden fazla, 3 nokta küsür kişi. Yani 292'yi 3'e böldüğümüzde 300 desek yaklaşık ayda 100 kişi şimdi ölüyor. Evet. Yani bu da her gün 3 kişiden fazla. Türkiye'deki olaylarla eskiden bunları çok fazla haberdar olmuyordu. Medya yer vermiyor ya da zaten lokal olduğu için, eyaletler olduğu için öbür eyaletin haberi olmuyordu bundan. Evet. Son dönemde sosyal medya özellikle bir el bunları videoları koyuyor, özel olarak birleştiriyor ve gösteriyor. Amerikan hükümetinin perdelemeye çalışmasına rağmen, oralara evet, gazetecileri sokmamaya çalışmasına rağmen, hatta helikopterle dahi çekim yaparlar korkusuyla uçuşları yasaklamış olmalarına rağmen. Burada bir şey söylemek istiyorum, bir yere getireceğim olayı. Bütün bu olaylar, şimdi bu Ferguson'dan bile daha çok önemli gördüğümü söylüyorum Baltimore'daki olaylar. Çünkü Baltimore'daki siyahların
toplumsal olarak pozisyonlarıyla ilgili bundan önce bu biraz önce bahsettiğim dizi vesilesiyle bu olaylardan çok daha önce araştırma yaptığım için buranın artık koptuğu kanaati bende oluştuğu için bunları söylüyorum. Ki bu günümüzde zaten patlak verdi. Şimdi şuraya geleceğim. Obama yani bir siyah başkan döneminde oluyor bu hadise. Bu olaylar. Tabii. Bu çok önemli. Şimdi o zaman şunu düşünüyoruz. Amerika'nın kurulu düzeni, establishment dediğimiz kurulu düzeni Amerika'nın Obama tercihini neden yapmıştı? Bir, bu Saddam'ın zulmünü bile fersah aşan Bush'un zulmünden sonra, Bush'tan sonra bir siyah başkan getirip hem içerideki siyahlara bir moral motivasyon olsun diye hem de dünya çapında ki bütün Müslümanlara bu Irak'ta ve Afganistan'da yaşananlardan dolayı bir anlamda bir sembolik ve adı konulmamış bir özür anlamına gelebilsin diye bir algı oluşturacak şekilde böyle bir tercih yapılmıştı. Bu iki amacında samimiyetten uzak olduğunu hep ifade ettik. Ama bu da bitti artık. Bu konuda da deniz bitti. Bu aldatmaca da bitti. Bakın bu siyah başkanın döneminde oluyor bunlar. Şimdi orada evet. Siyah başkanın bir eleştirisi var medyaya. Özellikle Fox'u ve CNN'e, International'a. Diyor ki siz hep orada yakılan binayı gösteriyorsunuz. Sadece bunun olduğunu iddia ediyoruz. Halbuki orada demokratik bir gösteriler de var. Niye onu öne çıkartmıyorsunuz? O gelen tepkilerin yumuşatılması için onları da verin. Bak yani biz oradaki insanların demokratik haklarını da koruyoruz ve yürüyüş yapmalarını da saygıyla karşılıyoruz ve onlar da bu yürüyüşü yapıyor. Bunu da göstermeniz lazım diye o medyayı eleştiriyordu. Tam da o arka plandaki yapının Obama'ya izin vermemesini de ortaya koyan bir örnek. Evet. Medya üzerinden Obama'ya da bir mesaj gönderiliyor yani. Evet. Değerli seyirciler, son bir reklam arası var. Reklamlardan sonra görüşeceğiz. Sivil Düşünce başlıyor. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Sivil Düşünce başlıyor. Her hafta önce reklamla başlıyorduk ama bu defa bir değişiklik yapıyoruz. Reklamlara biraz sonra gireceğiz. Hemen konularımıza başlamak istiyoruz. Bu akşam daha çok 7 Haziran seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim beyannamelerini karşılaştırmak ve değerlendirmek istiyoruz. En son dün itibariyle 3 Mayıs Türkçülük gününe rast getirerek Milliyetçi Hareket Partisi de seçim beyannamesini açıkladı. Ayrıca Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Almanya'ya gitmişti. Düsseldorf ve Dortmund'da faaliyetleri vardı. Düsseldorf'ta başkonsolosluk hizmet binası açıldı. Dortmund'da da yaklaşık 20 bin kişilik gurbetçi topluluğuna kapalı bir spor salonunda hitap etti. Orada da gurbetçilere yönelik önemli bir seçim beyannamesi diyebiliriz aslında detaylı olarak dile getirildi. 10 başlıkla ilgili müjde verdi Başbakan Davutoğlu. Bu konuları değerlendireceğiz. Öbür taraftan Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'nin beyannameleri veya işte seçim vaatleri var, çalışmaları var. Ayrıca HDP'nin tartışmalı faaliyetleri, işte Taksim meselesiyle ilgili, Van'daki billboardlarla alakalı, Kudüs'le alakalı çok tartışılan konuşmaları var. Bunu değerlendireceğiz. Öbür taraftan da sonlara doğru İsrail'de çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Etiyopyalı Yahudilerle İsrail polisi çatışıyor. Kaç gündür gerginlik devam ediyor. En son Cumhurbaşkanı özür diledi bir Etiyopyalı Yahudi'den. Başbakan Netanyahu da kendisine işkence edilen Etiyopyalı İsrailli Yahudi'yi davet edip görüşme yaptı. Olayı yatıştırmaya çalışıyorlar. Öbür taraftan yine İsrail'de Koalisyon Ortağı Parti'nin lideri Lieberman, aynı zamanda Dışişleri Bakanı'ydı, istifa ettiğini açıkladı ve kurulacak koalisyonda da yer almayacağını söyledi. Gerilimli, sıkıntılı günler yaşanıyor İsrail'de. Bu neye alamet? Bunu da konuşmaya çalışacağız. İlk olarak genel bir şeyle başlayalım isterseniz. Siyasi partiler geçen seçimlerde, önceki dönemlerdeki seçimlerde baktığımızda daha çok siyasi ve ideolojik konuları ön plana çıkarırlardı. Ekonomiyle ilgili konular da tabii konuşulurdu ama biraz gölgede kalırdı. Fakat bu seçime baktığımızda tamamen ekonomik konular, ekonomiyle ilgili insanların cebiyle alakalı, geliriyle, maaşıyla alakalı konular ön plana çıkmış vaziyette. Siyasi ve ideolojik konular neredeyse yok denecek kadar az tartışılıyor. Bu işte laikliktir, Atatürkçülüktür, çağdaşlıktır,
ideolojik konulardır, devlet anlayışıdır, rejimdir. Bunu daha çok Cumhuriyet Halk Partisi kullanırdı. Şimdi o konulara hiç bulaşmıyor. O da tamamen asgari ücret, işte burs, gelir, fakir, fukara konusu üzerinden söylemlerini geliştiriyor, vaatlerini ve beyannamesini buna bina etmiş vaziyette. Genel çerçevede baktığımızda bu neye işaret ediyor Türkiye açısından? Ya bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir aklın değdiğini, farklı bir elin değdiği anlaşılıyor. Bugüne kadarki bütün alışkanlıklarını bir kenara bırakıp, bütün kavramlarını bir kenara bırakıp doğrudan doğruya halkın günlük sorunlarına, sıkıntılarına, karşılaştığı sorunlara dair çözüm önerileri ortaya koyan, o konuları gündeme getiren şeyler söylüyor. Bu belki de işte Cumhurbaşkanı'nın en son söylediği, işte son 3 yılda itiraf etmek gerekir ki biraz ekonomi patinaj yapıyor açıklamasından da kaynaklanan, herhalde bu ekonomik sıkıntıların ön plana gelmesini arzuladıkları için gündeme de gelebilir. Ama öte yandan asıl CHP'deki bu tavrın değişikliğinin arkasında işbirliği yaptığı Amerikalı bir firma var, danışman bir grup var. Daha çok da sosyal medya üzerinde tik miktardaki oylar %1'lik, %2'lik, hatta %0.5'lik oylar bazı şeyleri değiştirebilecek şekilde oraları oynayarak bunun üzerinde bir etki yapabilecek şeyleri bakmaya çalışıyorlar. Buraları oynamaya çalışıyorlar. Genel kitle çok etki umurlarında değil. O yüzden mesela çok dünya meselelerinde, mesela CHP çok eleştirirdi Orta Doğu'da bataklığa sapıttı, Türkiye politikalar yanlış çıktı falan diye. Mesela onlar hiç girmiyor. Sadece Suriye konusunda bu parayı verdiniz, işte ekonomi bundan kötü oldu diye. O da oradan oy alabilmek için. Yani aslında bu AK Parti parayı oraya vermeseydi sizin hayatınız düzelecekti demek için o kampanyanın bir parçası olarak onu dile getiriyor. Fazla da sürdürmüyor tartışmayı, polemik konusunu. MHP de büyük oranda bundan etkilenmiş gözüküyor ve o da özgürlük yerine bölücülük tehdidine karşı ben garantiyim milliyetçiliği öne çıkartarak gençliğe yönelecek mesajlarını onu veriyor. Diğer tarafta da aynı vaatlere yönelik. Aşağı yukarı da CHP'nin vaatlerine yakın ve benzer vaatler. 3 aşağı biraz, 3 aşağı 5 yukarı yakın rakamlarla aynı şeyleri tekrarlamış oluyor. Dolayısıyla birbirine de destek veren, birinin çok absürt bulunan, hani gerçekleştiremez hayali dediğimiz şeyleri öbürü de destek vererek ya bunlar pekala biz de söylüyoruz yapılabilir dedirtebilecek bir yaklaşımı da sanki uzaktan da işbirliği yapılıyormuş havasını da veren bir yaklaşım ortaya koyuyor. HDP işte günlük sıkıntılardan ziyade o kimlik üzerine ve işte onun yanına bir de Türkiye'leşiyoruz. İşte her çeşit herkesin, her dışlanmış unsur bizim içimizde var şeklinde bir kampanyayla kendi varlığını ortaya koymaya ve oyun arttırmaya çalışıyor. Onun da bir motivasyon unsuru baraj, %10'luk baraj. İşte bunu aşalım, hedefimiz bu, bunu aşmamız gerekiyor gibi bir hedefle hareket ediyor. Parti parti zaten konuşacağız. AK Parti, CHP ve MHP, HDP'yi parti parti konuşacağız. Kampanya yürüten ve Obama'nın 2008-2012 kampanyasını yürüten bir ekip bu. Bunlar bütünüyle Obama'nın o iki kampanyasını tercüme etmiş gibi gözüküyorlar. Orada yoksula, dar gelirliye para dağıtma, vaat etme, seçim vaadi verme, gençlere de özgürlük ve demokrasi vaat etme. Onun dışında başka bir alana girmeme, konuşma sürelerinde 20 dakika, 30 dakika gibi çok somut bir konuşma metnini üzerinden tamamlamak, polemiklere girmemek, fazla liderlerle dalaşmamak, onun yerine tam tersi bu söylenen, ezberlenen şeyleri Obama anlatmak gibi. Obama da böyle hareket etmişti. Yani siyasi konulara girmedi, diğer liderlere dalaşmadan. Büyük oranda sadece ekonomi ve gençler üzerinden mi? Büyük oranda o şekilde yürümüş. Somut veriler şeklinde günlük hayatı değiştirebilecek öneriler büyük çoğunluk açısından. Gençler açısından da özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanan bir kampanya, iki kampanya yürüttü Obama. Sosyal medya üzerinden de gençlere yönelik o işte özgürlük vaadi, demokrasi vaadi, biraz da gelecek vaadi öneren sloganlarla, mesajlarla bunu almış idi. Şeye baktığımızda aşağı yukarı bu iki kampanyanın tercümesi gibi duruyor CHP'nin kampanyası. Şimdi o şirketle strateji Amerika mıydı?
adı öyleydi galiba. O şirkette çalışmaya devam ediyor mu şu anda? Ediyor. Şu anda öyle çok mi? Aktif bir şekilde yapıyor. Hatta o şirket sadece bu seçim için gelmemiş. Yerel seçimlerde gelip burada bir ön hazırlıkta yapmış. Hem Üsküdar Belediye seçimlerinin kampanyasını yürüterek hem de Sarıyer Belediyesi'nin kampanyasını yürüterek iki tecrübe elde etmişler. Birisi iktidarda oldukları belediyedeki tecrübe, öbürü de muhafazakar ve AK Parti'nin hakim olduğu, muhafazakar alışkanlıkların ön planda olduğu Üsküdar'ı seçerek burada neyi değiştirebiliriz gibi bir kendilerince bir çalışma yürütmüşler. Oradan çıkardıkları deneyle ve tecrübeyle de oynuyorlar. Çok bu seçimin bir özelliği de çok kritik. HDP Türkiye illeşiyor mu? Başka bir şey mi yapıyor? Yani, biraz sonra girmiş olacağız zaten. Bu Suriyelileri geri gönderme gerçekten halkta karşılık bulacak bir şey midir? CHP'nin siyasetine baktığımızda işte Suriyelilerin yüzünden halk fakirleşiyor veya işte işsizlik artıyor, milli gelir ilerlemiyor, gelişmiyor bu, gibi bu büyük bir yalan tabii yani. Suriyeliler yüzünden bundan yani, oluyor. Bu büyük bir yalan. Bu tutmaz. Bundan dolayı oy alabilir mi halk? Alamaz. Alamaz. Bundan dolayı alamaz. Şimdi bugünkü Diriliş Postası gazetesinin manşetinde bir fotoğraf vardı. Bu sürekli olarak Suriye'de irtifa kaybeden ve zor duruma düşen Esad rejimi. Bu Diriliş Postası son, yeni çıkan bir gazete. Çıkan bir gazete. Bilgi evet, verelim isterseniz. Hakan Albayrak'ın genel yayın yönetmenliğinde çıkan bir gazete. Evet. Bu çok çarpıcı bir fotoğraf vardı. Diriliş Postası'nın yazarlarından bir meslektaşımız. Orada Esad rejiminin bombaladığı anaokulunun yıkıntısından bir haber yapmış ve o fotoğraf dehşet bir fotoğraf. Bu arada yani, sözünü unutmayın. Evet. Yönetmen arkadaşa burada bir şey hatırlatmak istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin dünkü manşetini hazırlayabilirseniz sevinirim. Orada Sırrı Süreyya Önder çözüm süreciyle ilgili konuşmuştu. Zafer işareti verdiği bir fotoğraf var. O birinci sayfanın üst kısmını, yani o dediğim manşet kısmını bir hazırlarsanız biraz sonra onun üzerinde evet, biraz konuşuruz. Bu Suriye konusunu bizim iyi anlatmamız lazım. Şimdi bu örneği verip başka bir yere geleceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar buradan geleceğim. Şimdi bu sabah ilk aldığım gazete, elime aldığım gazete buydu. Beni hayatımda en çok etkileyen fotoğraflardan biri, biraz sonra nasıl bir fotoğraf olduğunu anlatacağım ve ömrüm boyunca saklayacağım. Bugünkü Diriliş Postası. Postası. O evet, zaman onu da hazırlarsanız biraz sonra şimdi konuşuruz. Şimdi o fotoğrafta kan bulaşmış. Ben de merak Kur'an-ı ettim, Kerim, görmedim çünkü. Kan bulaşmış bombardıman sırasında. 4 çocuk hayatını, 6 çocuk